Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum profesyonel bilardo oyuncusu, Türkiye'yi dünyada temsil etmiş, dünya şampiyonu olmuş bir isim Semih Saygınar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok memnunum geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Şimdi Semih Bey malum, Türkiye'de Bilardo'nun imajını değiştiren, saygınlığını oturtan, Bilardo'ya ilgiyi arttıran bir isim. Leng Leng vardır, Çinli piyanist. Hep onun yüzlerce, binlerce kişiyi, çocukları özellikle piyanoya teşvik ettiği söylenir Çin'de. Hı hı. E Semih Bey'in de Bilardo'da öyle bir etkisi olduğu malum. Tam bir nasıl olunur insanı biraz... Açmak istiyorum izniniz olursa. Tabii ki. Zaten programda siz de dinleyeceksiniz, göreceksiniz şahane bir anlatıcı. E, hem sadece bilardo oyuncusu, bir sporcu değil, müzisyen. Türk Sanat Müziği. Yok, müzisyen değilim, sadece şarkı söylüyorum. Yani i̇cracısı. o başka bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Türk Sanat Müziği icracısı, dizilerde roller aldı. Evet, evet. Ama çok da iyi bir konuşmacı. Profesyonel konuşmacılık da yapıyor ama Hı -hı. niye tam bir nasıl olunur insanı dedim onun için. Zaten pek çok bölümde fark etmişsinizdir ortak özellikler, meraklı olmak. Çalışkan olmak, risk almak, konfor alanından çıkmak bunlar Semih Bey'de var. Hı hı. Alanında yepyeni yollar açmak, alanında kendini karakterini ortaya koymak var. Formül yaratmış biri Semih Saygıner. Hatta 42 vuruşu dünya çapında ünlü Semih Saygıner Magic Shots adıyla anılıyor. Evet. Hatta Bilardo'da üç topu değiştiren insan olarak dünya şampiyonları hakkında konuşuyor. Bunları konuşuruz. Spor elçisi olmak zor bir iş. Onu yapıyor. Hobileri var. Ve yeniden başlamak bu madde olarak konuşalım istiyorum Semih Bey'le. Tamam. Yıllarca bırakıp yeniden yepyeni alan açmak çok önemli. Saygı ve kibarlık bir mevzu benim için. Ben uzun süre hafta sonu ekleri de yönettim. Gazetelerde bazı insanların röportajları çıkar. Çok havalıdır, çok saygıdeğer, popüler. Havalı görünür orada insanlar. Ama biz arkadan biliriz ki Başka türlü insanlar da olabilir o insanlar. Semih Bey hakkında bütün muhabirlerimiz gidip ya ne kadar dolu bir adam, ne kadar saygılı bir adam derlerdi. Öyle de arkadan da anılır onu biliyorum. Bürokrasiyle savaşmak çok önemli. Hı hı. Hepimizin sorunu yani Türkiye'de yaşıyorsak ve onun da bir sembolü aslında rağmen olmak öğretmek, öğreticilik acayip bir iş. Yani kendiniz bir işte iyi olabilirsiniz ama onu öğretmek demek başka bir vizyon da geliştirmek, başka bir kası da çalıştırmak demek. Onu da yapıyor zaten. Onun için de istiyorum. Ama şöyle de bir şey var. Bugünün insanları artık 2020'lerde bu çok anlatılıyor. Bir işte başarılı olmak istiyorsanız geriye döneceksiniz. Başarılarınıza ve başarısızlıklarınıza bakacaksınız ve evet. formüllerini ortaya koyacaksınız ve bunları anlatacaksınız. Hikayeci olma Artık son özellikle 10 yılda anlatılan bir şey ama Semih Bey bunu yıllardır yapmış bunu görüyorum ve kendi medyasını oluşturmak. Şimdi bugünlerde ben genç insanlara çok bunu söylüyorum bizim işimizi yapmak işin yüzde bilmem kaçı ama ondan sonra onu anlatmak tanıtmak onun medyasını oluşturmakta bir iş. Hı hı. Şimdi Semih Bey'in geçmişine bakınca. Şok oldum, şok oldum. Neyse, neden <laughs> 1980'lerde daha işe başladığında Bilardo'nun iletişimini kurmak için de uğraşmış. <laughs> Hele 92'de yaptığınız şey, evet. yani Almanya'daki şampiyonluğun kasedini alıp gelip burada göstermek gerçekten bir yeni medya işi. İnsanlar bugün fark ediyorlar bunu ama siz onu kaç yılında yapmışsınız 90'larda? Bunları birlikte konuşalım tamam. istiyorum. Her şey bir yana... Ajitasyon yok sizde. Çok sık söylüyorum ben. İnsanlar bugün başarılı gördükleri insanların hep kendilerinden avantajlı yanları olduğu ön yargısıyla oluyorlar. Yani Semih Saygıner başarılı başarılıysa insan Evet, çok yeteneklidir. Doğuştan <laughs> Tabii. öyledir vesaire. Tabii. Siz Negatiflikleri de pozitif bir şeye dönüştürmüşsünüz çalışarak, azmederek. Başlayalım. Tamam. 1964 Adapazarı doğumlusunuz. Evet. Kaç kardeşsiniz? Nasıl bir aileden geliyorsunuz? Şimdi bizim ailemiz biraz enteresan. 1960 yılında annem Adapazarı'na geliyor. Adapazarı'yla hiç alakası olmayan bir kadın. Fakat dayım Adapazarı'nda PTT'de çalışıyor o zaman. Onu ziyarete geliyor. Annem bu arada üç çocuklu, dul. Yani kocasından boşanmış. Ve olay 1960 yılına geçiyor. Pardon, onu bir daha belirteyim de. <laughs> evet, zor. Sonra babam onu yolda görüyor annemi. Güzel kadın, babam da yakışıklı. Babam bu arada o tarihte 24 yaşında, annem 33 yaşında. Ve annemi takip ediyor. Hani şimdi Instagram'dan takip ediyorlar <laughs> ef falan öyle bir şeyler var. O zaman öyle bir şey yok. Takip ediyor acaba kimin nesi, nereye gidiyor gibisinden. Annem de fark ediyor bunu bir süre sonra. Ve dönüyor niye takip ediyorsun beni diyor. E, yakışıklı da adam şimdi. Alacak mısın beni üç çocuklu dulum diyor. Vay Daha dakika bir. <laughs> De, tabii tabii direkt. <gülüyor> net. <gülüyor> net. Babam da alacağım diyor. Vay böyle babansın hikaye. evet. Ve babam 1960 yılında Terzi. Terzanesi var. Üç çocuklu dul bir kadınla o güne kadar da hiç evlenmemiş. Dokuz yaş kendisinden büyük olan bir kadınla evleniyor. Sonra biz diğer üç kardeş oluyoruz. İlk en büyük ablam Efser, sonra Erdal, Füsun, annemin ilk evliliğinden olma. ikinci evliliğinden de Sevgi, ben ve Sermin. Biz toplam altı kardeşiz. Tabii bu arada en büyük ablamla babamın arasındaki yaş farkı çok az. Faruk abi derdi mesela Efser ablam, rahmetli babama. Ve babam çok benimsedi. Mesela Efser ablamın çocuğu olduğunda ilk Emre, yeğenimiz, Torunum oldu, torunum oldu diye <laughs> sevinmişti mesela. Gerçekten öyle bir inatçı, istediğini yapan bütün o dışarıdan gelen tepkilere rağmen ki ailenin bir kısmıyla da ters düşmüş o dönemler. Biz o kısmını mesela tanımıyoruz ailenin. Karşı çıkmışlar çünkü böyle bir evliliğe. O yüzden de böyle bir aileyle başlıyor. Babam o zamanın popüler mesleklerinden olan terzilik yapıyor. Tüccar terzi, aynı zamanda kumaş da satıyor. Ve bir süre sonra tabii artık terziliğin bittiğini anlayıp diyor ki Süreyya diyor anneme ya ben bu terziliği bırakacağım mağaza açacağım diyor. Artık diyor hazır giyime yönelmem lazım diyor. Ve fakat ömrü yetmiyor. 1978 yılında bir trafik kazasında kaybediyoruz annemle babamı. O günden sonra hayat değişiyor. Evet. Başka bir şey haline Hı -hı. geliyor. Hı -hı. Ben 14 yaşındaydım işte Sermin 12 yaşındaydı. Ablam evliydi 17 yaşında olmasına rağmen 16 yaşında evlenmişti ablam. Ankara'ya gitti. Olay da Ankara'ya gidişle başladı yani. İşte o kazaya sebep olan şey mavi trene gidiyorduk. Yolda bavul düştü. Hikayesi uzun biraz ama yani tekrar bavul almaya gittiler. Bizi trene bindirdiler. Sonra babam tekrar Arifiye'ye geldi. İşte tren için bir sonraki güne bilet almak için gelmişler. Babamda da abimin arabası var böyle tospa denir ona. Sonra bizim komşuyu görür. Enver Pehlivanoğlu'nu ve der ki ya işte... Enver şu senin arabanı ver. Süreyayı hemen yetiştireyim. Bavulu bulduk yolda. Bileceği yetiştireyim der ve yola çıkar. Sakarya Köprüsü'nün üzerinde de kaza geçirir ve ikisi birden vefat ederler. Olay bu. E tabii ondan sonra hayat allak bullak oluyor. Mesela okul hayatım benim bitti sonrasında. Niye bitti? E tespitini ben şu an yapayım size. Yani benim annem babam vefat etmiş. Üstelik trafik kazasında ve ben 14 yaşındayım. Okula gidiyorum. Her şeyi normal olan çocukla ben aynı muameleyi görüyorum yani. Hani bir pedagog filan bir şey yok mu? Yok. Devam ediyorsun. Üzülüyor falan insanlar, bir şeyler söylüyorlar falan ama o kadar yani. Ve bu durum aslında çocuğu okuldan uzaklaştırıyor. Ben okuyan bir çocuktum. Yani öyle hani affedersiniz öyle kaba tabirle söyleyeceğim ama jargon diye söylemem lazım. Hani inek değildim ama çabuk öğrenen, hızlı almayı bilen, öğrenme üzerine yoğunlaşmış bir çocuktum. Ve okuldan uzaklaşmaya başladım ki o dönemde belki de potansiyel suçlu olabilecek, serseri olabilecek bir ortamım varken Bilardo'yla tanışmam aslında beni başka bir yöne doğru götürdü. Sonra <gülüyor> normalde <gülüyor> okulu kırıp Bilardo'ya gidiyordum millet. Ben bir süre sonra Bilardo'yu kırıp okula gitmeye başladım. Öyle olunca da okuldan da atıldım. Liseye başladınız mı? Yok. Liseye başlamadan Hayır, okuldan. Şöyle ortaokulu bitirdim. Sonra lise 1'i okurken oluyor bu olaylar. Hı -hı. Okuldan atılmam. Abim dedi ki bak olmaz böyle bir endüstri meslek sesi imtihanlarına gir dedi. Girdim. Elektrik bölümünü kazandım. Bu arada bilardo da oynuyorum. Böyle ara ara. Elektrik bölümünde çok zor bir bölüm. Yarı dönem okudum. Sonra karar verdim. Dedim ki ben okumayacağım. Bu yaşta bunu nasıl karar verdiniz diye sorarsanız. <laughs> bilardo oynadığınız zaman karar mekanizmanız da gelişiyor. Hı -hı. İster istemez kararlar almak zorundasınız. Ya da hiçbir şey bilmeseniz bile o konuyla ilgili bir plan yapmak zorundasınız. Bir planla masaya gelmek zorundasınız. Dolayısıyla hayatınızı bir şekilde yönlendiren kişi haline geliyorsunuz. Hı hı. Beni aslında o gün o hale getiren şey belki de bilardo oynamaktı. Ve tabii büyük olay yani nasıl yani okumayacak mısın ne yapacaksın serseri mi olacaksın hani <laughs> sonra İstanbul'da çalışmaya başladım bilardo salonlarında sizi İlker diye bir arkadaşınız evet. Bilardo ile tanıştırıyor. tanıştırıyor. Ondan sonra siz büyük insanlar arasında evet. meslek sahibi ama evet. bilardo oynayan işte manifaturacı Bimmam Kim. Manifaturacı Kemal. Kemal <laughs> abiye <mi>? buradan selamlar. <laughs> hani öyle meslek evet. sahibi bir tek sizin mesleğiniz evet. hatta okulunuz bile yok ve çocuksunuz da evet. ve... ama herkes yaptığınız şeye şaşırıyor. Ben siz... size anlatayım onu. Evet. Niye olduğunu. Hı -hı. Diğer bilardo oynayanlar Tabii ki teknik olarak bir şey bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Fakat ben her masaya geldiğimde pozisyona bakıp bir plan yapıyorum yani. Şuraya gideyim, şuraya gideyim, buraya çarpayım, buraya gitsin falan diye böyle bir plan yapıyorum. Bir şey bilmem gerekmiyor. Ve planım çöküyor her seferinde. <laughs> Ve ben düşünüyorum üzerine. Diyorum ki acaba biraz daha mı hızlı vursam? Biraz daha mı yavaş vursam? Sonra biraz öğrendikçe işte topun kenarına mı vursam buraya mı vursam filan derken ben her seferinde o planladığım şeyin hayata geçmemesinden yani bugünkü jargonla başarısız olmaktan yol almaya başladım. Diğer oyuncular öyle yapmıyordu. Onlar masaya gereken bir plan dahi yapmıyorlardı. Bir de planım çöktüğünde hep gözlerim topların üzerindeydi. Ne oluyor? Ne bitiyor? Çünkü eğer siz orada bağınızı koparırsanız yaptığınız işle neyin yanlış gittiğini de fark edemezsiniz. Benim bağım hiç kopmuyordu. Onların bağı dahi yoktu. Aramızdaki fark bu. Ben bu kadar hızlı yol alabildiğim için de beni çok yetenekli ve acayip zeki falan diye bir yerlere koymaya çalıştı insanlar. Halbuki ben hızlı yol aldım sadece. Yani düşünsel manada olaya doğru bakış açısıyla gittiğim için ben yol alabildim. Ben öğrenmek ve daha iyi olmak istiyorum. Büyükler tabi uzun yıllar oynamış, çok tekrarla belli bir aşamaya gelmiş belki o alanda. Ama tabi ben çok hızlı yol aldığım için onları çok hızlı yakaladım. Bu arada ortamı da anlatmak lazım. Şimdiki bilardo kahvehane. ortamı gibi tabii değil mi? Diyorum, evet. O dönem bilardo kahvehanelerde oynanıyor. Yaşlar sizden daha büyük Kesinlikle. zaten. Bir de ada pazarı, İstanbul, Ankara farklı büyük şehirler farklı. Tabii İnternet ki. yok tabii ki sizin öğrenebileceğiniz kitaplar yok, şey yok öyle canım. taktik vesaire Bilardo'nun bir spor dalı olduğunu biz bilmiyoruz. Tabii. Yani bilardo benim için o gün bir oyun. Hı -hı. Hatta işte sonra Hı -hı. aile büyükleri benim böyle bilardo peşinde koşmamdan, kahvede vakit geçirmemden okuldan dağıtılmışım zaten. Rahatsız oluyorlar aile büyükleri. O ailedeki yaşı daha küçük olan kişinin hayatta kalması, başına bir şey gelmemesini istiyorlar çünkü kendilerini suçlu hissederler. Hmm. Abim askere git gel dedi masa başı bir iş ayarlayalım sana dedi. Yani <laughs> tam asla, masa başı. aslında tam <laughs> masa başı iş bizim işimiz de. Ama bilardo zaten o gün bir iş değil. Tabii. Ama şöyle bir şey var bu cümlenin içinde. Yani Ölme. Yani yaşa. Hayatta kal. Benim potansiyelim ne olacak? Bu hayat benim değil mi? Ne istiyorsam olmak gibi bir benim isteğim olamaz mı? Yönlendirirken bu tarz hatalar da yapıyoruz. Belki çok yukarı çekiyoruz çocuğun potansiyelini ki o potansiyel belki yok çocuğu ya da çok aşağı mi? evet ya evet. da çok aşağı çekiyoruz. Hı hı. Ben oradan yırttım Askere gittim, geldim. Yine İstanbul'da bilardo salonlarında çalıştım. 17 yaşında arkadaşınız Tezcan Şen. Tezcan Şen, evet. O da biri şampiyonuymuş. Çok enteresan Bu arada bakınca zaten... değil mi? <laughs> Dünya şampiyonu eşiyle birlikte. Tabii bana. tabii. Çok şaşırdım. O kim diye baktım. Tabii hani tabii. Sizin hayatınızda araştırdım. Tezcan Şen <laughs> benden yaşça büyük. O dönem İstanbul'a üniversite okumaya gidiyor. Ben de o ara Adapazarı'nda çok ilerletmişim. Adapazarı'ndaki ustaları falan yenmeyi başarmışım. Böyle bir adım duyulmuş yani. Fakat duyuyorum yani İstanbul'da esas ustalar var diye. Yani İstanbul'daki ustalar acayip. Çok iyi oynuyorlar falan diye. Bak, tabii YouTube'a girip bakamıyorsun. Yani öyle bir şey yok. Hani merak ediyorsun. Çünkü sadece bir söylenti olarak duyuyorsun bunları. Tezcan dedi ki bana. Tam birebir bu kelimelerle bu cümleli olmayabilir ama. Yani şunu dedi. Ben dedi İstanbul'daki o bahsi geçen bütün ustaları seyrettim. Sen de hepsinden iyisin. Ki o ustalar böyle 25, 28, 30 yaşlarında falan duyuyoruz. Dedim oğlum gerçekten mi ya? <laughs> Vallahi dedi ya hatta şu sıra bir şampiyona yapacaklar. Gel dedi sen de katıl. Hani şampiyona dediğimiz kahve de yapılıyor yani. Hani ama bir şampiyonası var Bilardo'nun sonuçta. Mecidiyeköy'de Cihan Bilardo diye bir yer. Hamza abinin yeri. Hamza abi yaşıyorsa buradan çok selamlar ona. Gittik İstanbul'a ki benim o zaman hani İstanbul'a gelişim planlı programda falan değil. Tezcan gidebiliyor, yaşı büyük, okuyor falan ama ben Kaçıyorum. Siz on yedisiniz. Ben tamam, kaçıyorum yani. yani. Bir abime abi falan. haber yok. İstanbul'a gidiyorum ben. Şampiyonaya. Istakam yok. Tornacı bir abi yapmış bana bir ıstaka getirmiş. Benim İstanbul'da şampiyon oynayacağımı duyan. Böyle tek parça. Normalden kısa. Ortası böyle yakalarak çizilmiş. iki taraftan bilezik var gibi ortada. Onu lacivert otoboyasıyla da boyamış ki. Hani ıstaka bölünüyor gözüksün. İki parça. <gülüyor> <gülüyor> Istaka bölünmüyor ama yani tek parça. Böyle sapını yakmış. Hmm. Altı yere vurunca kırılmasın hmm. diye Tokyo lastiği. Bak Tokyo diye bir şey yok artık. Tokyo lastiği böyle altı renkli renkli olur ya hmm. onu kesmiş falçatayla yamuk yamuk. Onu da yapıştırmış çakmış oraya ki hani vurunca kırılmasın diye al dedi Semih'cim dedi. Hepsini dedi gebert dedi. Hani beni motive edecek yani. Hmm. Biz öyle geldik İstanbul'a. Masa Kadır... bile büyükmüş değil masa mi? Masa büyük evet. Masa bile... Kadırga öğrenci yurdunda kaldık. Hmm. Kaçak kaldım ben yani. Ertesi gün işte Cihan Bilardo'ya gittik. Bir çocuk var bir de tezcan var. Onda kitaplar mitaplar var böyle işte tecetmeli şu bu neyse. Bende sopa var yani. Bir de gazeteye sarmışım ben onu. Ya yani böyle kısa bir sopa var. Yani milletin o zaman böyle deri çantaları falan var. Ustaların iki parça ıstakaları var böyle vidalı. Hani vidalı ıstakayı ben ilk gördüğüm günü hatırlıyorum. Şok olmuştum nasıl ya? İki parça ıstaka mı olur diye. Ve nitekim orada başladı hikaye. Bir baktım masaya tezcan dedim oğlum bu masa büyük. Evet ya dedi. Bizim oynadığımız masadan büyükmüş o normal standart masa. Biz Adapazarı'nda küçük masada oynuyormuşuz yani. Nereden bileceğiz? Ve ben girdiğim şampiyonda işte birinci oldum. Peki Bilardo'yu kendinize meslek olarak seçebileceğinize ne zaman karar verdiniz? Ne oldu da? Aslında şöyle bir meslek olarak seçim yapmış değilim ben. Elimdeki şey buydu. Hmm. Yani okuldan atılmışım. Bir mesleğim yok. Bu arada ben Ankara'da bir süre ablam ve eniştemle birlikte yaşadım okuldan atıldıktan sonra. Mesela sandalye fabrikasında çalıştım ben. Oymacılık yapıyordum. Aa, Tabii. Hı, bilmiyordum. Sabahları alıyordum sefer tasımı. Sitelere gidiyordum Ankara'da. Çalıştım. Televizyon tamirisinde çalıştım. Bayağı bir yerlerde çalıştım ben yani. Fakat hiçbir türlü olmuyor. Mesela sandalye fabrikasında çalışırken bir de ben seviyorum aslında elişi, oymayı falan. Ben mesela okulda boş derste tebeşir alıp tebeşiri kalem tıraşın jiletiyle kazıp araba yapardım yani falan böyle. Yani aslında bu şöyle tarif edebilirim. Yani bir şeyi daha iyi yapmak, bulunduğum yeri, hayatımı, etrafımı güzelleştirmeyi seven bir insanım ben. Güzel olsun. Yani böyle onu daha güzel yapmak benim hoşuma gider. Dolayısıyla hep öyle bir adam oldum. Ben oymacılık yapmaya başladım. Bıraktım. Usta eve gelmiş. Çok becerikli. Yani mutlaka devam etsin, sanatçı olur diye. Ama ben kendimi bulamadım orada yani. Ben oymacılık yapıyorum ya. Bu bana reva mı kardeşim? Ben böyle mi yaşayacağım? Öyle değil. Ya Bakıyorum ben değilim o ya. Ben değilim yani. Sonra işte bilardo ile bütünleşince bilardo ne buldun derseniz sonsuzluk var. Yani bitiremiyorsun. Çok acayip deli işi bir şey yani. Hala bitiremiyorum. Hı hı. Bitiremezsin de zaten bitirmeden de veda edeceğiz dünya yani bu öyle sonsuz bir şeyden bahsediyorum ve tabii bilardo masasının etrafındaki koşulsuz sevgi seli de bu işin içinde tutan bir şey oldu beni niye okuldan atılmışım annem babamı kaybetmişim. Ama akılcı davranıp, öğrenmeyi sevip, bütün algılarıyla olan bitenden haberdar olup, neyin yanlış gittiğinden haberdar olup, o yanlışları düzelterek alanımda yol almışsam, bilardo oynuyorsam o anda, insanlar takdir ediyor. Aferin diyor. Bilardo masasında mesela ve etrafında hiç kötü tezahürat yoktur. Bakın dikkat edin. Yufa. Hiç duymazsınız. Rakip bile karşı tarafı Oynarken eğer iyi bir şey yaparsa oturduğu yerden alkışlar. Bravo diye hmm. yapar. Çünkü böyle bir centilmen spordur. Artı diyelim ki bir vuruş deneyecek birisi salonda da millet toplanmış. 10 kere dener hiç kimse de yuu yapamadı bekler ki yapsın görsün o vuruşun olmuş halini. Ve 11. ya da 38. vuruşta onu yaptığında alkışlarlar. <laughs> Bunu başka sporda bulamazsınız. Çok güzel bir şey söylediniz. Çok zor. Evet evet. Beni esasında Bilardo'nun içinde tutan sonradan tespit ettiğim bir şey bu. Bu sevgidir. Hı hı. Bana gösterilen o sevgidir. Yani koşulsuz takdir. Çünkü biz takdir etme konusunda bayağı cimri bir toplumuz. Hı hı. Takdir etmeyiz biz. Ancak böyle çok üst düzey bir şey yapacak da o zaman takdir ederiz. Beni de yönlendiren, hayatın içinde tutan, hayata tutunmamı sağlayan ve daha iyi bir birey. Daha başarılı bir birey olmaya iten şey de aslında budur. Peki kahvelerden sizce neler öğrenmişsinizdir? Hani biz bilardo'nun kahvelerde oynanmasını biraz Hı. da böyle burun bükerek mi, göz süzerek mi, ne denirse hani öyle tarif ediyoruz ama şimdi size bakınca çok güzel aksan yapıyorsunuz, Hı. lehçe yapıyorsunuz bir. İkincisi hikayeleri ilgi çekici. Ve esprili bir şekilde anlatıyorsunuz. Hı -hı. Dünyanın her yerinden insanlarla dili öğrenmenize de girelim. İletişim kuruyorsunuz. Hı -hı. Bunlar biraz acaba o kahveden de mi elde edilmiştir? Çünkü orada daha başka bir muhabbet var. Ne bileyim öyle düşündüm. Ya da neler elde etmişsinizdir sizce? Kahvehane aslında sosyoekonomik bir durumdur. Hı -hı. Biz Hı -hı. yereriz bu durumu. Daha az para kazanan bir vatandaş. Ve boş oturmakla Nerede sosyalleşecek kardeşim? Evet. Hmm. Yani sen gidip atıyorum Home Store'da 20 liraya çay içebilirsin. Ama bu adam da gidiyor 1 liraya içiyor kardeşim yani. Arkadaşlarla sohbet ediyor. Dolayısıyla oradaki arz talep meselesi de işte mahallenin 3. 5. arka sokağında biraz dökük bir yerde filan bu bir kültür. Yani bu sosyoekonomik bir durum. Dolayısıyla kahvehane kötü değildir. Kahvehane şartları kötüdür. <laughs> kahvehane kötü değildir. Orada çok iyi insanlar vardır. Hatta mahallenin en zengini de o kahvehaneye gider. En fakiri de gider. Aslında bilardo masasının olduğu yerde de kahvehanede de şöyle bir şey vardır. Hiçbir şekilde ayrımcılık yoktur. Bugün Türkiye'nin büyük problemlerinden bir tanesi bu. Din, dil, ırk, sosyoekonomik düzey, kültür hiç fark etmez. Hele hele bilardo masası başında o mahallenin en düşük gelirli insanıyla en bilgisiz insanıyla en zengin, en bilgili insanı aynı masada oynar. O en zengin, en bilgili insan öbürünün bilardodaki becerileri daha fazlaysa ondan öğrenir. Ve saygı duyar. Ve saygı Hı -hı. duyar. Birleştiricidir. Hı -hı. Dolayısıyla kahvehane dediğim gibi kötü bir yer değildir. Ben orada çok iyi insanlarla tanıştım. Belki de bugün çok da abarttığımız böyle yere göğe koyamadığımız bir takım insanların oluştuğu o sosyal... Mekanlarda bile göremeyeceğiniz kadar yapıcı, sizi ileriye taşıyıcı, hatta bir şeyleri öğretirken kültür sopası atmadan, dayak atmadan, sizin farkınıza dahi varmadan sizi daha ileriye taşıyacak hamleler yapan çok iyi insanlar gördüm ben. Hı hı. Şimdi hala öyle midir acaba? Hala öyledir. Hı. Ha Tabii ki her yerde vardır yani. İnsan çeşitlidir, olabilir ama geneline bakmak lazım. Yani... Dolayısıyla genel bir bakış açısıyla baktığımızda kahvehaneden çok şey öğrendim tabii ki. Ama o günkü şartlar gereği Bilardo kahvehanedeydi. Ve ben bunu yıllarca aslında medyada anlattım. Kahvehane kötü bir yer değildir. Hani Bilardo kahveden kurtulmalı. Ya öyle bir şey değil. Bilardo kahvede oynanan bir oyun değildir sadece. Bilirsiniz masa tenisi mesela yıllarca kahvehanelerde oynandı. Bilardo salonu kahvehane gibi yerlerde masa tenisi oynandı. Satranç oynandı. Yani hiç kimse kahvede satranç oynanmasına mesela kötü gözle bakmıyordu o dönem. Aa satranç demek ki kahve oyunu bu diyen yoktu. Aslında Avrupa kökenli ve kraliyetten gelen bir spor değil mi? Aslında Zildi yani şöyle kadarıyla. hem öyle gravürler var bununla ilgili. Evet, yani evet, işte saraylarda 14. Louis şey. falan da oynamış yani. Bizde de öyle aslında Türkiye gelişi de biraz yabancı subaylarla. Türkiye'de hmm. bilardo yok yani. Hmm. Yabancı subaylarla geliyor bilardo hmm. Türkiye'ye. masalar öyle geliyor. Sonra yerleşiyor ve bir şekilde bir ticari meta haline geliyor. Yani bir kahvehaneler koyuyor. Kim bilardo oynasın para kazansın diye. Kapalı alan şarttır. Ee, galiba, değil yani değil evet. Mi? Açık Neden alanda e, rüzgar eser. <laughs> Çok mantıklı. <laughs> <laughs> yani rüzgar eser. Top siz vurursunuz tam sayıya giderken hafif bir üflese hmm. hop. Hı. Sayı kaçar Çin'de vesaire yani sokaklarda da gördüm de Hep ben bu, bu kapalı görüyorum diye Oynarlar düşündüm, yani de. oynanır Mesela e, zevk için amatör Hı. düzeyde oynuyorsan Canım Hı. koyarsın da oynarsın da yani Peki kıyafetleri niye öyledir? Öyle bir gelenek mi gelmiştir? Yelekler, papyonlar şimdi, Kadınlar da öyle giyiniyor Evet hatta. şimdi değişmeye başladı Hı. Şimdi sadece dünya şampiyonasında papyon yelek giyiyoruz Geri kalan e, turnuvalarda polo yaka uzun kollu tişört giyiyoruz Değişmeye başladı o da modernize oluyor. Bir şekilde öyle gitmiş yani öyle başlamış. Aslında daha geri gidersek ceketle oynanıyormuş Bilardo. Oy, Tabii bayağı ceket <laughs> ve ceketin kollarının altı yırtık. Kesik yani. Niye? Çünkü normal ceketle uzanamazsınız Tabii, yani topa. Burasının altı yırtık düşünün yani ceket var üzerinizde. Papyon var. Ona göre şık bir kıyafetiniz var. Ama rahat rahat uzanabiliyorsun. Öyle bir ceketten bahsediyorum. Sonra sonra işte değişmiş. Bir sürü evrim geçirmiş. İşte papyona kadar gelmiş. Hatta ben zaman zaman <laughs> esprili bir dille anlatıyorum. Çünkü şikayetçi olduğumuz bir konu bu. Yani sevmiyoruz biz bu kıyafeti. Öyle. Ay çok çık gözüküyor falan öyle bir şey değil yani. İşte diyorum ki bir gün ben diyorum çıktım diyorum. Ata gömlek, papyon, yelek, işte kol düğmeleri, manşet, şeritli pantolon, pabuçlar yanıyor. Solda böyle Türk bayrağı sağda sponsorlar elimde deri çanta çıktım yürüyorum biri tanıdı beni diyorum doğal olarak. Yani çünkü milli garson değilsen belli yani o belli. Çünkü öyle bir kıyafet yani hani aslında kimseyi aşağılamak için söylemiyorum bunu hani öyle bir kıyafet. Dolayısıyla daha sportif olmamız lazım bizim. Gidersin bir mesela restorana garson o şekilde giyinir vardır öyle restoran papyon takar önemli işte yelek giyer falan. Ama bizim kıyafetimizin sportif olması lazım. Bu konuyla ilgili de ciddi bir çalışmamız var. Biraz Hı -hı. değiştirebildik. Biraz daha değiştireceğiz inşallah. Sokakta gören size ne demişti? Ben çok gülmüştüm ona. Ha, <laughs> Yakıyorsun. <abi. gülüyor> evet ya o tabii betimleme ustaları var Türkiye'nin her yerinde. Beni gördü, Semih <laughs> abi" dedi, şiirimize hoş geldin." Dedi. <laughs> hoş bulduk dedim. Şöyle bir süzdü beni baştan aşağı. Ha bu halin ne var ya dedi. Genç kızların ızdırap çemberi olmuşsun. <laughs> yani diyor ki çok diyor hani e, şık gözüküyorsun. Genç kızların evet. ızdırap çemberi. çemberi. Yani o kadar güzel olmuşsun ki diyor yani. Acayip <laughs> bir şey gerçekten. Mesela bu betimleme ustalarını işte gezdiğin zaman görüyorsun. Ama bu arada şimdi ben de böyle bir karakterim. Ama yani böyle doğmadım ben. Bu konuda kendimi geliştirdim. Yaşarken kendimi hiçbir zaman mesela stand-by almıyorum. Yani her zaman, her gittiğim yerde bir şey öğreniyorum, dil öğreniyorum. Yani öğrenmeyi seviyorum yani. Öğrenci gibi yaşıyorum aslında ben. Ve fakat başkaları mesela atıyorum yurt dışına gidiyorsunuz. Geçmişte, şimdi öyle değil de. Atıyorum Peru'ya gidiyorsunuz mesela turnuva oynamaya işte oranın hemen kültürünü merak ediyorsun, dili merak ediyorsun. işte ne bileyim Machu Picchu'ya gidiyorsun filan. Yani bir geziyorsun işte Nazca çizgilerine gidiyorsun filan merak ediyorsun. Dönüşte mesela seninle gelen yöneticiye soruyorsun abi nasıl buldun Peru diyorsun. Ya kızlar o kadar güzel değil ya diyor. Yani anlatabiliyor muyum şimdi iki kişi arasında böyle bir fark var. Şimdi bunu kendimi övmek adına söylemiyorum ben. Şimdi böyle yaşarsanız güzel oluyor abi. Hı hı. Yani alıyorsun her yerden gözlerin algıların açık hiçbir ön plan yapmadan ne varsa ortada öğreniyorsun. Ben de hep böyle yaşadığım için de kendimi geliştiriyorum. Evet. Dolayısıyla işte algılarım açık bana diyor ki abi ne yetenek var sende lehçe yapıyorsun. Ya yetenekle alakası yok kardeşim ben bunu çalıştım. Çalıştım hoşuma gidiyor duyduğum sesi çıkarmak istiyorum. O duyduğum ses nereden geliyor? Gittim iki buçuk yıl ben ses eğitimi aldım. Hmm. İsmail Koçak Hoca'dan. Yani müzik için mi? Müzik Yoksa... için değil yani. Hmm. Çünkü ben aynı zamanda konuşmacıyım. Evet. Tabii ki bunu şarkı söylemeye de faydası oldu, konuşmama da fayda, her şeye faydası oldu. Ama mesela İsmail Hoca şöyle bir şey dedi. Semih'ciğim çok insan benden ses terapisi aldı dedi. Ama dedi bir tek sen zevk aldın dedi. İş gibi değil öğrenmek için merakla yapıyorsun. <laughs> Çünkü her onu. seferinde ben... Hmm. Bakın ses terapisi bu arada zuldür. Bir piyano var böyle. Ayna var. İki adam var. İki adamız. Piyanoya basıyor İsmail Hoca. Ben o sesleri çıkarıyorum. Gözünden yaş geliyor. Ahu falan yapıyorsun. Boğazın kilitleniyor falan. Zul yani. Ama o sayede bir sürü şeyi öğreniyorsun. Nereden konuştuğunu öğreniyorsun. Herhangi bir ses duyduğunda o sesin neresinin kullanılarak yapının çıktığını anlıyorsun. Ya bu çok eğlenceli bir şey. Ay çok eğlenceli. evet. ben şu anda dersi Çok eğlenceli bir isterim. şey yani. şimdi ama. mesela Drabzonlu konuştuğu zaman böyle konuşuyor yani. Rize'ye gittiği zaman ses daha öne çeli. <laughs> Değişiyor yani. Bunu öğreniyorsun mesela. Öğrenmezsen yapamıyorsun. Bir çay poşeti deyin ne olur ya. Poşet çay o. Ben onu şöyle anlatıyorum. <laughs> Şimdi diyorum ki yani birinci kelimenin son harfi ikinci kelimenin ilk harfinden önce mi sonra mı geliyor belli değil. Yani bak poşet şey yani söyleyemezsin yani bunu çalışmadan söyleyemezsin Karadeniz'de değilsen. Neyse. Bir gün geldi yanıma bir arkadaş Semih abi dedi sen ne dedi bana. Dedim valla benim Karadeniz'de falan alakam yok dedim. Amca oğlum konuşuyor zannettim dedi ya. <laughs> Siz Doğu Anadolu'yu da çok güzel yapıyorsunuz. Ya şimdi biz. bu ama bunu evet, hani evet. yani yaparım Çalışmış. yani. Hmm. Diyarbakırlı gibi de konuşurum ya da duyduğum her sesi çıkarırım. Bunu da bir yani lütfen bizi dinleyenler yanlış anlamasın. Bunu kendimi övmek adına söylemiyorum. Ya baba çalışınca oluyor yani. Bana sorsanız deseniz ki mesela Semih en iyi yaptığın şey nedir? Herkesteki beklenti şu. da oynamak. Hayır değil. En iyi yaptığım şey bir konuda yol kat etmek. Çünkü çok küçük başladığını bilirim kendi alanımdan. Ve inanılmaz bir şekilde siz üstüne koydukça acayip yüksek seviyelere gelebileceğini de bilirim. Şimdi bugün bana diyorlar ki mesela ben senin gibi oynayamıyorum. Ya da ben ne bileyim denedim olmuyor. Nereden biliyorsun? Denedin mi tam yani hakikaten denedin mi? Denemedin. Belki de siz de ben gibisiniz ama haberiniz yok. Çünkü şunu bekliyor millet. Hemen olsun. Ya hemen olmuyor kendimize zaman tanımamız lazım. Yani biz insan olarak doğru düzgün yürümeyi 8-10 senede öğreniyoruz. Kaslarımız doğru düzgün yürümeyi 8-10 senede öğreniyor. Ve bir yürüme şekli oluşuyor insanın. Hep aynı kasları kullanıyorsunuz ve artık sorsanız nasıl yürüyorsun diye size tarif edemez. Ama orada bir matematik var. Onu öğrenene kadar vücut kaç sene geçiyor. Evet siz bence bir kere neyi öğrendiğinizi çok iyi analiz ediyorsunuz ama öğrenirken de yani yanlışsam düzeltin bana öyle geliyor bildiklerinizi belki bir süre için unutmayı kabul ediyorsunuz hatta unutuyorsunuz değil mi? Çünkü insanın vücut alışkanlığı konuşma evet. alışkanlığı da var yani şimdi ben oraya gitsem bir kere kendimden kurtulamam kolay kolay ses terapisini kastediyorum Hı -hı. mesela Hı -hı. yani bildiğimi o kadar tutunurum ki. Çünkü bildiklerim var ya da bir ders alırken siz sanki onları bir sıfırlayıp yeniden başlıyorsunuz gibi de geliyor. Ya yani şöyle bakınca. bir şey öğrenmek dediğimiz zaman aslında öğrenmeyi öğrenmek diye bir şey var. Yani <laughs> evet, ben evet, öğrenmeyi evet. seven bir insanım. <laughs> mesela yabancı dil öğrendim ben. Sonra bir sürü diller öğrendim. İşte yani öğrendim dediğim mesela İngilizce'm. Evet, iyi. Oldukça iyi. yani İngilizce mesela konuşmacı performansı yapabiliyorum yani. Şahane. Ve hani 26 yaşına ben, kadar öğrenmemişsiniz Evet ben bir yerde yani. İngilizce eğitimi almadım yani. Kursa yazıldım. Kahve de sonu gibi bir yerde çalışıyorum. Kahve patronundan düşün İngilizce kursuna gidebilmek için izin alan biriyim. Bir kişi daha var mıdır acaba <laughs> Türkiye'de? Kendine ajitasyon yapma. Hmm. İçinde bulunduğun durumun kötü olduğunu düşünme. Bir şekil yarat yani bir, ne, tutun hayata. Yani hayattan daha değerli bir şey yok ki en iyisini yapmaya çalış. Bu arada bu bir yarış değil. Benim mesela bütün bu yaşadıklarıma rağmen hayata da hiç kimseye de bir hıncım yok. Çünkü hınç çok zehirli bir şeydir. Hırs çok iyidir. Azimle birleşirse çok fena evet, hale Evet siz hırsı güzel tanımlıyorsunuz evet. mesela. Hırs. Benim için mesela hırs genelde şöyle. Çok hırslı bir futbolcu diyor. Öyle değil oğlum o. Hırs senin bir konuda olmak istediğin yere gidene kadar senin harcadığın emektir, azimdir, tutarlıktır hırs. Yani hırs öyle bir şey değil. Anlık hırstan bahsetmiyoruz. Ben ne olmak istiyorsam hayatımla ilgili hangi donanımları kendime katmak istiyorsam o donanımlar için çalışıyorum. Ama günün sonunda şöyle bir şey oluyor. İşte atıyorum, bir konuda dünya çapında başarı kazanmışsanız, size genelde şöyle bir etiket yapıştırılıyor ki o durum kullanılıyor işte, özel biri. Yani o özel, ben değilim. Hani zannediyorlar biz bütün bu donanımlarla doğmuşuz. Hayır. Mesela benim donanımlarım arasında İngilizce yoktu. Ben sonradan öğrenmek zorunda kaldım. Bir sürü başka şeyi sonradan öğrenmek zorunda kaldım gibi. Kaç dil konuşabiliyorsunuz? İletişim ya, kurmaktan bahsediyorum. İletişim kurarım. Mesela Hollanda'ca iletişim kurarım. Bayağı. Tabii, takımda oldunuz Tabii. orada değil mi? Ya ben <laughs> Hollanda'cayı nasıl öğrendim valla bilmiyorum. <laughs> Herkes İngilizce konuşuyor Hollanda'da aslında. Fakat bir şekilde kulağıma yerleşmiş. E, Hollanda'ca iletişim kurabilirim. İngilizce iletişim kurabilirim. İspanyolca iletişim kurabilirim. Ki mesela Meksika'ya gittik iki hafta kadar. Temmuz ayında. Bayağı geliştirdim yani orada İspanyolca'mı. Yani daha da iyiye götürdüm. Bu arada yani böyle alıp yürürüm, politika tartışırım anlamında söylemiyorum. Ama günlük konuşma yani hayatımı her türlü idame ettiririm. Yani ben işte Almanca biliyorum yani o kadar ben de biliyorum yani. Yani yani, <laughs> yani yani o değil mevzu. Yani bir dile hakim olma meselesi var yani. O dilde derdinizi anlatabilme meselesi var. Yoksa işte üç beş kelime Fransızca da konuşurum. İşte ne bileyim günlük konuşma olarak diyeyim. E, üç beş kelime başka dillerde de konuşurum. Yunanistan'a gitsem bayağı eğleniriz yani. Yunanca bir şeyler söylerim yani. Hani kahve siparişim veririm yani. Anlatabiliyor muyum? Tabii, Selamlaşırım tabii. falan Yani bu çok basit aslında. Fakat tabii şöyle bir handikapı da oluyor bunun. İşte mesela Fransa'ya çok sık gidiyorduk bir dönem. Ben de Fransızcaya çok ilgi duymadım oldum olası. İşte orada sürekli Fransız bilardo meraklıları gelip bana Fransızca bir şeyler söylüyorlar. Hı hı. Biliyorsunuz onlar da böyle hani İngilizce konuşmuyorlar yani. Hele hele biraz orta yaş üstü olanlar hiç bilmiyor. Fransızca bir şeyler söylüyorlar. Ben de öğrendim artık 3-5 kelime hani ya ben Fransızca bilmiyorum diyeceğim ki ona. Hı hı. Yani diyorum ki Excusez-moi monsieur, oh, je ne parle pas français oh. Diyor. Böyle yapıyor. Tu parles français très bien. <laughs> Sen diyor süper diyor Fransızca. <laughs> diyor ki yani bu kadar. Daha başka bir şey yok ama ya. Yani. Bu hı. Hı. Ama aksan güzel ya, evet. hani böyle yakın en azından belki benim konuştuğumu düşünüyor. Hı. Dolayısıyla böyle bir sürü şey yaşadım. Mesela işte Japonya'ya gittim, Japonca biraz öğrendim, Korece öğrendim. Yani Japonca mesela bayağı cümle kurarım yani. Ne diyorsunuz? Evet, hı. öğrenmek diye bir şey var. Biz bunu atlıyoruz. İşte zannediyoruz ki mesela şöyle hikayeler oluyor. İşte kendimden üçüncü şahıs olarak bahsetmem gerekiyor burada kusura bakmasınlar ama işte Semih böyle bir arada ilk başladığında ıstakayı bir aldı yine. Tak 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 sayılar arka arkaya geldi. Ya müthiş yetenek ya. Allah Bilal donasın diye yaratmış falan. Yok ha böyle bir şey. <laughs> Vücut hareketleriyle. Topa vuramadım az. diyorum bak topa vuramadım kardeşim ya. <laughs> yani Messi ilk topa vurduğunda babası şunu demiş midir mesela. Abel dünyanın en iyi futbolcusu. Topa vuramamıştır belki ya bir kendinize zaman tanıyın be kardeşim. <laughs> Bu dilleri öğreten şey bana benim öğrenme açlığım inanılmaz bir yetenek falan değil. Ben öğrenmeye açım. Evet. Hala. Bir de şu halayı rağmenleri konuşalım istiyorum. Şimdi siz... Türkiye Bilardo Federasyonu'na kızdınız. Sizin konuşmalarınızı Hı -hı. dinlerken onun basit bir küskünlük olmadığını, hakikaten büyük ayıplar yapıldığını Hı -hı. da gördüm. Şimdi bugün Türkiye Bilardo Federasyonu'nun sitesine baktığımızda milli gururlarımız var. Evet. Ben de tıkladım baktım başka kim var bilardocu bu camiada Çok var. diye. Evet, onlardan da konuşalım isterim. Dünya çapında ilk 20'de olan 4-5 kişi var, evet, değil mi evet, Türkiye'den? Kadınlar da var bayağı başarılı. Ama bir dönem milli gururlarımız içinde, hı hı. yani Bilardo denildiğinde <laughs> ilk akla gelen isim olmanıza rağmen sizin isminiz bile yokmuş değil mi? O dereceye nasıl gelebilir zaten? Bir kişisel mesele nasıl dönmüş yani bir federasyon tarafından onu bile gördüm. Siz yedi buçuk yıl çok ara verdim. uzun evet. bir süre. Hı -hı. Ara veriyorsunuz. Hatta ben sizin bir konuşmanızı dinlediğimde çok güldüm. Yani bunlar bir iki senede <laughs> giderler diye düşündüm. <laughs> onun için ara verdim ama gitmediler diyorsunuz. Aynen öyle. On sene sürdü ya. <laughs> On sene sürdü. Evet. Ve yeniden başlamak nedir yani? çok Bir de yaşınızın çok genç olduğu bir dönemde değil. En tabii, iyiyken tabii. bırakıyorsunuz. Tabii Yaşınız da orta yaş ya da üstü onun. Evet. Ve bırakıyorsunuz birden. Yani Hı -hı. o... Dönüşünüz, dönüş aşamanız, yeniden başarmanız ya da başaramadığınız şeyler neler oldu? Onu da merak Anlatayım. ediyorum. Anlatayım. 2004'te yönetime geldi bu arkadaşlar. Öyle anlatmam lazım. Evet, aksan evvel değişiyorsunuz. Bu arkadaşlar öyle geldi. Çöktüler yani aslında bir nevi. Sporun bence o dönem gerçekten dünya çapında söylüyorum bunu. Yüz karası diyeyim yani o döneme. Olacak iş değil yani. Ve fakat ben ona rağmen iki buçuk yıl kadar mücadele ettim. Yani oynamaya devam ettim. Bana düzmece cezalar verildi, o verildi. Yani bir sürü şey yaşandı o dönem. Ben bir mücadele ettim. Çünkü bilardoyu oynamak istiyorum. Yani benim varoluş sebeplerimden bir tanesi. Ama yani bilardoyu benden alınca ben bitmiyorum ki. Benim hayatım devam eder. Hı hı. Bana mesela üniversitelerde falan soruyorlar. Dünyaya diyor bir daha gelsen ne olmak isterdin abi diyor. Dedim bir gelelim bakarız. Yani klasik cevap şey bekliyor abi. Ne bileyim abi böyle elle ilgili bir şey olurdu herhalde. Böyle heykel falan. Ne yapacaksın oğlum bu bilgiyi? Yani ama benim bakış açımı anlatmak için bana fırsat verdi. Bir gelelim bakarız. O zaman da eğer ben bilardoyu bırakmışsam bir hal çaresine bakarım. Ne yaparım bilmiyorum şu an. Ama bildiğim tek şey var. Bunu bir ikili ilişki gibi düşünün. Bir çift olduğunuzu düşünün. Ve artık yürümezse bunu bitirmek lazım. Çünkü size zarar verir. dedi ki ben yollarımı ayırıyorum. Çünkü onların gittiği yöne gidersem ben bugün bambaşka bir adam olurdum. Ben o anlamda yozlaşmak istemem. Yollarımı ayırdım ve çıktım NTV'de dedim ki ben kariyerimi donduruyorum. Anlattım da olayları falan. Ve kariyerimi tekim dondurdum. Dediğim gibi bir iki sene sonra giderler diye düşünüyordum. Bu kadar da olmaz diye düşünüyordum. Ama on sene sürdü. Sonra yeni bir yönetim geldi. Ersan Ercan ve takımı diyelim. Tekrar sahalara dönmem için Görüştük, konuştuk falan. Ve yedi buçuk yıl aradan sonra tekrar sahalara döndüm ben. Hmm. Çok zor bir süreç yaşadım tabii ki. Yani profesyonel hayatınızdan uzak kalıyorsunuz. Benim bilardo arkadaşlarım devam ederlerken kariyerlerine farkında olmadan işte yeniliklere adapte olmuşlar. Hangi alanda gelişmeleri gerekiyorsa gelişmişler. Ben aslında durmuşum. Ve orayı kapatmam gerekiyordu benim. Neden sonra fark ettim ben o halimle başarılı olamayacağımı tekrar? Mesela Kore'ye gittim eleme oynuyorum. Eleme elemenin en elemesi yani düşünün yani hani en eleme yani. Çünkü dünya klasmanında adım dahi yok. Sıfırdan başlıyorum. Tabii herkes benimle fotoğraf çektiriyor filan. O dünya klasmanında bir numara olmuşum, dünya şampiyon olmuş bir sporcuyum filan. Ama sıfırdan başladım. Bütün türbün benim masaya akıyordu. Benim maçım anons edildiği zaman. Bütün bilardocu arkadaşlarım geliyordu. Ama 15-20 dakika sonra millet gidiyordu. Çünkü benim göremediğim şeyi görüyordu onlar. Demode, bitmiş, eski sistem artık belki sayı yapsa bile hani şu anki Bilardo'nun oynanış biçimiyle bu adamın başarılı olma ihtimali yok. Ben onu bir süre sonra görebildim ancak. Ve onu gördükten sonra kendime format atmam gerektiğini düşündüm. Bu ne demek format atmak? Yürüyüşle ilgili örnek verdim ya. Belli bir kas dizilimi çalışıyor. Artık yani belli bir yaşada da gelmişsiniz. <laughs> 50 yıldır yürüyorsunuz. Hı hı. Hayır arkadaş ben bundan sonra böyle yürümeyeceğim deyip yürüyüşünüzü değiştirdiğinizi düşünün. İşte demin bahsettiğim şey belki de o. Bildiklerinizi bir unutup bırakıp evet. yeniden başlamak, format atmak. Arkadaşlarım da dedi olur. ki bana yani risk alıyorsun. Böyle şey olur mu? Sen eski oyununu oyna sen bitirsin. Şöyle yaparsın, böyle yaparsın. <laughs> Dedim yok. Sonra araya pandemi girdi. Bu durumu ben kendi yaşam standardımda bir fırsata çevirip evimde benim antrenman yapacağım bir bilardo masam var. Orada antrenmana başladım ben. Hatırlarsınız böyle birkaç ay çıkamadık evlerden biz. Tabii. Antrenmana başladım. Şenay'la birlikte sevgilim. Şenay Gürler oyuncu <laughs> evet tanıyoruz. Evet. Çok severim. <laughs> biz de seviyoruz. <laughs> Ondan sonra. <laughs> Kaç senedir birlikte? Sekiz yılı <laughs> bitirdik. Oo, maşallah. Evet. Sonra bir gün spor, bir gün of, bir gün spor, bir gün of biz sürekli spor yapmaya başladık. Spor aletleri aldık eve, ben bir taraftan antrenman yapıyorum, aşağı iniyorum. Saatlerce yapmaya çalıştığım format atma işini biraz daha pekiştirdim orada ben. Ve hemen akabinde zaten başarılar gelmeye başladı. ya. Yani oyunum değişmeye başladı ve 2021 yılında, Aralık ayında da Dünya Kupası'nı kazandım. <laughs> 57 yaşında. Of. Şimdi tabii... Daha önce de 2019'da da bir turnuva kazanmıştım. Çünkü bir taraftan hali hazırda yapılandırıyordum o bahsettiğim şeyi. Çok büyük bir turnuva kazandım Kore'de. Sonra pandemi girdi İşte 2021'de de Dünya Kupası'nı kazandım. Şu anda da Dünya klasmanında dokuzunculuğa çıktım. Bu sene Avrupa üçüncüsü oldum. Tabii hep birincilik bekliyoruz da şöyle bir şey var. Yani yenilmeyi kötü bir şey zannediyoruz bu toplumda. Halbuki yenmekle yenilmek böyle yan yana duruyor. Arkadaş onlar. <laughs> Yani yenilikçe yenmeyi öğreniyorsun. Yani bu ayıp bir şey değil. Kötü değil. Başarısız olmak kötü değil. Çünkü bugün burada oturan şu gördüğünüz arkadaşınız bile başarısızlıklarının bir sonucu. Yani başarısızlıklarınızdan ders almaya bakın. Öğrenmeye bakın. Hatta başkalarının yanlışlarından da çok şey öğrenebilirsiniz. Gözünüzü dört açın. Etrafınızda olan bitenden haberiniz olsun. Bu şekilde de. İşte Dünya Kupası'nı kazanınca bir anda Türkiye'de tabii olay oldu. Yani ben o ara Mısır'dayım. Yani ortalık birbirine girmiş. Şenay açtı telefonu dedi ya Semih her yerdesin. <laughs> Hikayenin böyle oluşunun sebebi aslında geri dönüş hikayesi. Bu kadar enteresan tabii. kılıyor bunu. Ve tabii yaş. Çünkü genelde 60 yaşında hani hayatı bırakan falan bir toplumuz yani. 60'a merdiven dayamışım ben. Bu böyle olunca da ekşi sözlükte çok yazılmış çizilmiş bu konu. Biri de çok güzel bir başlık açmış. Şöyle yazmış. Diyor ki yani ben diyor çocuktum diyor. Adam diyor şampiyondu diyor. Ya 45 yaşına geldim diyor. Şimdi adamın da yaşı vardır diye düşündüm diyor. Sol frame'de adını görünce diyor. Öldü zannettim diyor. Üzüldüm diyor. Meğer dünya kupasını kazanmış. <laughs> Şahane. Çok iyi değil mi? Tabii tabii çok iyi. Şöyle bir baktım. 77 sayfa vardı hakkınızda evet. yazılmış. Ve çok da şu yazılmıştı. Çok da hak verdim. Netflix'te dizisi olmalı. Filmi yapılmalı Hı -hı. gerçekten ne kadar film karakteri diye ben de düşündüm hani sizin hayatınıza bakarken yani inişleriyle çıkışlarıyla hikayesi var kişisel hikayeleri var spor hikayeleri var Hı -hı. bir de sizin söylediğiniz gibi bir sporcu için herhalde zaferi karşılamak da çok iyi bir ders konusu tabii ki. E, yenilgiyi karşılamak da Aynen değil tabii mi? tabii tabii aynen yani yenildiğimiz zaman tabii ki üzülüyoruz ama şöyle bir gerçek var niye yenildiğini tespit etmen lazım. Tabii. Belki de rakibin çok iyi oynadı. <laughs> rakibin üstün performans sergilediğini biz hiç düşünmüyoruz ki. <laughs> mesela bugün büyük bir futbol takımı Anadolu takımına yenildiğinde büyük futbol takımı yenilmiş oluyor. O Anadolu takımının sizden daha iyi performans sergileme ihtimali yoksa niye maç yapıyorsunuz? Bu bakış açısı nasıl doğru olabilir yani? Dolayısıyla birbirimizi kandırıyoruz. Yani düşün mesela ben şimdi yenildiğim zaman hep bir bahane arayayım. Atıyorum Adana Demirspor gidiyor bir büyük takımı yeniyor. Bunun hesabını kim verecek diyor. Adana Demirspor'a şunu diyen olmuş mudur? Ya bravo Adana Demirspor, ne güzel performans gösterdin be kardeşim. Diyen mesela var mı hiç? Ben görmedim. Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası bilmem ne neyse bu işte futbolda olan biten. Kurallar çekilecek. Türkiye'nin grubu belli olacak mesela ya da Türkiye'den giden bir takımın grubu belli olacak. Bütün Türkiye ekranlara kilitlenir. Dua ederler ki zayıf takım çıksın bizim gruba diye. Ya böyle bir saçmalık olur mu arkadaş? Yani bir gün ben hiç görmedim ki Arjantin gelsin kardeşim ya. Hmm. Brezilya gelsin ya. Hmm. Real Madrid gelsin kardeşim. Yani işte kimse o takım. Portekiz gelsin. Hmm. FC Porto gelsin. Kendimizi yani... tartalım yok. Ha, neredeyse <laughs> şunu diyecekler. İnşallah en zayıf takıma yeni başlamış bir ülke olsun be. 9 kişilik takımlar olursa da biz çok rahat oynarız be. <laughs> i̇şte o zaman bu mantaliteden bir şey olmaz. Hmm. Olmaz. <laughs> en iyisinin üstüne gitmen lazım. Çünkü senin... Eğer kendini başarılı adletmek gibi bir ihtiyacın varsa iyi olmak mecburiyetin var. Alanda iyi olmak zorundasın. Kimseyi kandıramazsın. Hele hele dünya çapında bir iş yapıyorsan Peki dünyada nasıl karşılandı sizin bir süre bırakıp ondan sonra belli bir yaşta yeniden şampiyonluk kazanmanız? Çok romantik olduğunu söylerim. <laughs> ben çok yakın değilim. Siz evet. üç top oynuyorsunuz özellikle. Evet, üç bant oynuyorum. Evet. Ve bu alanda işte sizin sihirli vuruşlarınız, 42 vuruş var. Hı -hı. Formüller yaratmışsınız. Evet. Bu ne demek? Ya mesela matematik profesörleri vardır, formül bulur. Sen de matematik Hı -hı. problemi çözerken hazır bulunmuş formülü kullanırsın. İşte o formülü bulalım ben. Evet. O Ama yani. Sen de bul. Enteresan. Sen de bul abi. Hı -hı. <laughs> Hazıra konma. Buluver yani bir zahmet. Kendini geliştir. Bul yani. Çözüm bulmak. Yani bak mesele küçük basit bir soruyla başlıyor. Hı -hı. Bunun daha kolay bir yolu yok mu? Bunu başka nasıl yaparım? Bunu başka nasıl yaparım? Çünkü Einstein'in lafıydı yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki aynı şeyleri tekrarlayıp farklı sonuç beklemek ahmaklıktır diyor. <laughs> Budur. Yani aynı şey yapamazsınız ki. Yani olmuyorsa başka bir şey deneyeceksin. Dolayısıyla ben hep öyle düşündüm, öyle yaşadım. Hayatımı da öyle yaşıyorum. Bilardo da hayat gibi. Yani bitmiyor bir türlü. Bir sürü varyasyonu var. Sizin yol ayrımlarınız var, başarısızlıklarınız var. Her şeyi anında görüyorsunuz. Hayat da öyle. Yaptığınız her şeyi anında görüyorsunuz. Bizim sporumuzda bir de şöyle bir mecburiyet var. Ya o kadar baris ki bu durum. Ya iyisindir ya değilsindir. İyisen sahadasın, değilsen oturuyorsun. Hani oradan rakibi engelleyeyim, şu ıstakasını tutu vereyim. Şuradan böyle bir ona bir hareket yapayım, kış 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 yapayım falan dikkatini dağıtayım. Yok ki böyle şey. Evet, hilesi de yok. Yok. Evet, evet. Yok. Torpili de yok derler yok. ya. Kimseyi kayıramazsın. Peki dünyadaki ortamı nasıl? Bilardo dünyası nasıl bir dünya? Nerelerde daha gelişti ve gelişiyor? Türkiye'de nasıl? Türkiye'de ortam nasıl? Nerelerde oynanıyor? Gençler ilgili mi? Gibi sorular soruyorum. Az evvel dediniz yani hani kendi medyasını oluşturmak. Şimdi 1981 yılında ben İstanbul'da şampiyon olduğumda Adapazarı gazetesi haber yaptı. İstanbul'da şampiyon oldu diye masa başında fotoğrafımı çektiler. Küpür duruyor evde. Ben işte yaşarken her şeyi biriktiririm aslında. Yani elle tutulmayan şeylerde de biriktirirsiniz, elle tutulan şeylerde de biriktirirsiniz. Ve onlar benim için önemli. Benim tarihim çünkü o. Fiziksel olarak da biriktiriyorsunuz. Tabii duruyor yani. Ah, o, o gazete küpürü şeyde. duruyor. Benim hmm. bilardo odamda duruyor. İstanbul'da şampiyon oldu diye. Sonra tabii Bora Karatay rahmetliyle işte maçlar yapıyorum. Türkiye şampiyonasında ikinci oluyorum. ...bir şekilde medyada yer alıyor bu... ...yerel gazetelerde, şurada burada... Yalnız Ve, o Viyana'da öğrenmiş evet, değil mi? Evet Viyana'da, onu da Viyana'da lazım. Bora abi Viyana'dan geliyor... ...Viyana Büyükelçisi Baha Vefa Karatay'ın oğlu... ...orada bilardo öğrenmiş... ...orada kulüplerde oynamış... ...federasyon olduğunu biliyor, bilardonun bir spor olduğunu biliyor... ...Türkiye'de de onu yansıtmaya çalışıyor... ...Eskişehir'de bir salon açıyor... ...yine kahve oyunları da var... ...niye çünkü kahve oyun olmadan bir işletme yok... ...o dönem hmm. ya, yani öyle bir işletme çalışmaz... Hmm. ...öyle bir algı yok... Ve işte Türkiye şampiyonlarını yapıyor Viyana Bilardo Salonu'nda Eskişehir'de. Oraya gidiyoruz. Ben ikinci oluyorum Bora abinin arkasından. Medyada yer alıyor. Sonra Bora abiye yenilince final maçında kendimi geliştirme arzusu. Bir takım alanlarda da gelişme arzusu doğuyor bende. Kitaplar okuyorum işte stresle başa çıkmanın yolları falan filan gibi. Ve antrenman yapıyorum. Kendimi çok geliştiriyorum. Daha 18 yaşındasınız. Evet. 22 Aralık 1982. Gazete Küpür evde duruyor. <laughs> pazarına geliyor Bora abi. Özel organizasyon yapıyorum Aslan'ın kahvede. 1982-22 Aralık. pazarına çağırıyorum Bora abi, Aslan abiden rica ediyorum. Burada böyle bir şey yapalım diyorum. Kalabalık ve gazetecileri çağırıyorum. Müthiş Kahvehaneye. Yani, o müthiş. Türkiye birincisiyle ikincisi maç yapıyor. Özel maç diye. Gazete küpüreninde duruyor. da buluyorsunuz. Evet, evet. Konuyla çağırıyorsunuz. Tabii. Ve o bana Bora çok abiyi, acayip geldi. Bora abiyi bin sayılık bir maç yapıyoruz. Bine 425 yenmeyi başarıyorum. Bora abinin aldığı ilk mağlubiyet bu Türkiye'de. Hmm. Resmi gayri resmi fark etmez. Resmi zaten yok. Hmm. Yani Türkiye şampiyonası deyince Bora abinin kahvede yapılıyor zaten. <laughs> yani öyle bir federasyon algısı yok bir şey yok. Yani Bora abi gördüklerini Türkiye'de uygulamaya çalışıyor o zaman ama o günkü Bilardo algısıyla federasyon kurulması falan çok zor ya yani. öyle bir şey yok. Hmm. Ve nitekim medyayı kullanmaya başlıyorum ben ve anlatmaya başlıyorum. Anlatmam lazım diye düşünüyorum. Ve bugüne kadar öyle geliyor ve bir sürü şeyi anlatarak insanların artık bilardo'nun bir spor olduğunu, bilardo'nun gerçekten bir spor branşı olduğunu anlatarak aslında bugüne getiriyorum bilardoyu. Ama nelerin haber olacağını da görüyorsunuz. Evet. Pek çok insan bunu göremez. Gazeteci olup da göremeyen var. Şimdi bari. şöyle yani bunun için algılarımızı açmak lazım. Hı -hı. Ben kendimi mesela okuyucu yerine koyarak düşünüyorum. Evet. Ya ben neyi okumak isterim? Ya ne yapayım ben orada bilmem ne olmuşsa? Yani bir başlığı bir haber değeri olması evet. lazım. Dolayısıyla o kafada hep gittim. Mesela 1990 yılında 95 kadın öğrencim vardı benim. Majestik bilardo salonunda, nişan taşında. Çalıştım evet, evet. majestik. Haftada 3 gün onlara ücretsiz ders veriyordum. Bunu yapma sebebim kız tavlamak falan değildi. <laughs> Bunu yapma sebebim şuydu. O zaman da dergilere konu oldu bu. Dedim ki yani bilardo erkeğin hanım ben kahveye bilardoya gidiyorum hani deyip evden çıkıp gittiği bir şey değildir eşiyle de beraber yapabileceği sosyal bir şeydir. Yani hobidir. İşte lafı oraya bağlayacağım. Aynı zamanda hobi olarak da yapılabilir. Kadınlar da bilardo oynar, mekanlarımızın bu şekle dönüşmesi lazım gibi bir amaç edinmiştim. Bayağı konu oldu o zaman bu. 1990 yılından bahsediyorum bakın. Şenay Hanım oynuyor mu bilardo? Oyun biraz, vuruyor canım. Bayağı, <laughs> vuruyor yani. Evet, evet. Ve nitekim o yıllarda hobi olarak çok yayıldı. Türkiye'nin her yerinde bilardo salonları açıldı. Herkes hobi olarak bu işi yapmaya çalıştı. Ve fakat 10 yıllık bu federasyon yönetiminde o kadar kabuğuna çekildi ki bilardo. Ve geriye, geriye gitti. Geriye gitti. Yani moda olmaktan çıktı artık. Şimdi yeni federasyonla tekrar işte Ankara'da bir tesis kuruldu. Bilardo şampiyonlarına giren kadınlar, çocuklar, gençler okullarda oynanıyor. Üniversitelerde turnuvalar yapılıyor. Böyle çok şeker... Çocuklar mesela şampiyon oynuyorlar. Şu an 10-12 yaşında çocuklar şampiyon oynuyor. Federasyon bünyesinde. Hatırlıyorum. Bahçeli evlerde bir şey vardı. E oraya mi? da evet bizim salonumuz tabii, orada tabii. İstanbul elemeleri yapıldı. Hmm. Sonra Ankara'ya gidildi. Hmm. Okullar arası Türkiye şampiyonası yapıldı falan. E tabii çok heyecan verici bu. Çünkü aslında ben bir taraftan o yıllarda uğraştığım şeyin karşılığını görüyorum. Bu arada bu Raymond Colomans mıydı siz? Yeniyorsunuz 92'de. O oyununuzun kasetini alıyorsunuz gidiyorsunuz Alman televizyonundan. Türkiye'ye getiriyorsunuz ve onu yayınlatıyorsunuz. Yani bir televizyona gidiyorsunuz özel televizyona. Ve ondan sonra çok yayınlanıyor ve patlıyor. Ya bu da bir medya zekası. Spor müdürü Hayri Hiçler. Evet. Hayri abi. O zaman Tele 10 Mesitar'ın spor müdürü. Ona götürdüm gazeteyi. Dedim Hayri abi ben dünya şampiyonu yendim de. Bak bu dedim yayınlanırsa Türkiye'de federasyonu kurulur belki işte. Bilardo falan. O düğüne kadar da uğraşıyorduk biraz hakikaten. Ben böyle bir mücadele içindeydim ama kimse tanımıyordu yani federasyon olarak Türkiye'de. Ancak bir derneğimiz vardı Bilardo Eğitim Derneği diye. Ama bir türlü federasyon kurulacak seviyeye gelmemişti. O maçın yayınlanmasıyla beraber ki anlatıcısı da o maçın girdik stüdyoya üzerine anlattı Bora abi. Bora Karatay anlattı. Hmm. Tabii. Tam onu soracaktım. Hı -hı. Bir i̇ki sorum var. Şu, Hı -hı. federasyonun kurulması niye önemli? Tahmin edebiliyorum Hı -hı. da siz onu anlatın diye. Hı -hı. Niye federasyon kurulmalıdır ve olmalıdır? İkincisi, anlatıcılar da iski biler de oyuncularım oluyor. Hep onu merak ediyorum. E, genelde tabii o sporu bilmek lazım. Tabii. Yani şimdi mesela sporu bilmediğiniz zaman... ...jargonu da bilemezsiniz, neyin nasıl geliştiğini de bilemezsiniz. Dolayısıyla vuruşu önceden tahmin edip... Sonuçları anlatmanız ya da olabilecekleri anlatabiliyor olmanız lazım. Evet. Kimler ünlü isimleri var mıdır? Futbolda mesela biliriz anlatıcıları ama Türkiye'de ben bilmiyorum mesela. Şu iyidir beğendiğiniz dünyada var. ya da Birkaç Türkiye'de. Birkaç arkadaşımız var mesela Ahmet Bayatlı var. Oldukça iyi anlattığını düşünüyorum. Bir ara hatta Eurosport'ta Snooker falan da anlattı. Tabii bu alanın oluşması gerekiyor. Yani Türkiye'de hala istediğimiz düzeyde değil bu anlamdaki yayıncılık. Ama bir şekilde yayınlanıyor. İşte özellikle internet üzerinden çok yayınlanıyor. İnternette de çok anlatmaya gerek kalmıyor. YouTube'dan bakıyorlar, giriyorlar, evet. izliyorlar maçları falan. Ama televizyon maçı olduğu zaman televizyonda mutlaka spikerler anlatıyor. Onlar da geliştirdiler kendilerini bu alanda. Yanına da bir bilardocu arkadaşımız aslında destek veriyor ona. Yani anlatıyor olabilecekleri falan. Böyle bir yayın anlayışımız da var. İşin hobi kısmına gelince az evvel hani dediniz ya. Evet, tabii. Yani e, Türkiye'de de çok ciddi bir hobiydi. O dediğim olaydan ötürü 10 yıllık, o aradan ötürü biraz yavaşladı ama tekrar yukarı doğru çıkıyor. Bugün insanlar bilardo salonlarını dolduruyorlar. Gençler geliyor, kadınlar geliyor, oynuyor. Ne mutludur ki sadece ben değil benim gibi birçok arkadaşım hem benim branşımda hem başka branşlarda dünya çapında başarılar kazanıyorlar. Bu çok mutlu edici bir tablo. Çünkü Öncelikle federasyon kurulduktan sonra insanların gözünde bu resmiyete bürünmüş oluyor ki bir spor dalı olarak tanınsın. Hı hı. Şimdi ben ne kadar yıllarca bu bir spordur, bu bir spordur diye anlatsam. Yani kardeşim spor federasyonu olarak yok Türkiye dediği zaman ne diyeceksin? Tabii. Ülkenin bunu bir spor dalı olarak kabul etmesi gerekiyor. Ki Tekim bizler gidip işte bu alanda Ülkemizi temsil ediyoruz Dünya Avrupa Şampiyonası'nda, dünya oyunlarında. Henüz olimpiyata girmedi ama girmesi için çalışılıyor. Murat Naci Çoklu, Tayfun Taşdemir, Lütfi Çenet gibi isimler evet. var değil mi? Kadınlarda da çok iyi isimler var. Evet. Sizin eski eşiniz de bir <laughs> şampiyon evet, galiba. Evet Aygen o da o dönemler oynuyordu. Oldukça da iyiydi. Sonra antrenörlüğe soyundu biraz. Hı hı. Okullar arası mesela Türkiye Şampiyonası'nda. İşte bir takım öğrencileri hep o yetiştirdi. Hmm. Bunun dışında işte Gülşen Degener var. Güzem Müjde Karakaşlı var. İsmini unuttuklarım varsa kusura bakmasınlar ama gerçekten çok iyi oyuncular olmaya başladı. Onun dışında Eylül Kibaroğlu var pul branşında. Gerçekten hmm. Türkiye'yi iyi temsil eden. Rahmetli Esen Kibaroğlu'nun eski bilardocudur o da. İlk Türkiye şampiyonası oynadığımda ben ikinci olmuştum o üçüncü olmuştu Esen Kibaroğlu. Hmm. Bora abinin gözdesiydi. Ben araya girdim ikinci oldu. <laughs> çünkü o zaman herkes Türkiye ikinciliğini oynuyordu. Hmm. Türkiye ikincisi olan gözde oluyordu. Yani öyle düşün. Bora'yı kimse yenemez diye. Bora Karatay'ı. Kaç kez dünya şampiyonu olmuşsunuzdur? Şimdi milli takımlar düzeninde iki kez Tayfun Taşdemir ile dünya şampiyonu olduk. Hmm. Ben Ferdi olarak bir kez dünya şampiyonu oldum. 2003'te dünya kupaları şampiyonu oldum. Bir şampiyona yapıldı o sene çünkü. Onu da ben kazanmıştım Las Vegas'ta. Avrupa şampiyonu oldum. Başka yani dünya kupası kazandım yedi tane. Hı -hı. Çok özel turnuva kazandım. Yani evet, evet, çok evet. özel Grand Prix kazanmışlığım var geçmişte. Bir de yılın sporcusu seçilmeleriniz var evet. yani dünya çapında sadece Dünyada Türkiye'de de değil. Dünyada yılın oyuncusu seçildim tabii. 2004 yılında. Antwerp'te, Belçika'da ki ilk yurt dışına gittiğimiz şehirdir Antwerp. Hı -hı. 1988 yılında gittik topların yerini değiştirip geri geldik. Oy. Bir derece <laughs> bir şey yok tabii. Peki siz şimdi yeniden... Hı hı. ...sahalara ya da masalara döndünüz evet. diyeyim. 10 yıl sonrası için ne öngörüyorsunuz? Mesela federasyonda yer almak ister misiniz? Bir kitap yazacak mısınız ya da yazdınız mı? Çünkü 10 yıl önce izlediğim bir yayınınızda... ...belirli böyle notlarınız vardı. Şimdi hı hı. konuşmalarda da belki hı hı. onları anlatıyorsunuz ama... ...hani bir kişisel gelişim notları da olabilir... Bilardo ile ilgili de olabilir. Hı hı. Böyle projeleriniz var mı ya da anlatıcılık nedir bunlar anlatıcı olma hikayem de enteresandır. Federasyonla yollarımı ayırdığım dönemde çok üzüldüm. Kendimi o an <laughs> İsviçre'de zannettim. <laughs> Dedim ki bu kadar olmaz herhalde birileri bir şey yapar diye düşündüm yani. Çünkü yalan dolan yani düşünün düzmece cezalar veriliyor bana filan. Cezam onanmış vaziyette. Ama bakanlık teftiş kurulunun bir müfettişi soruşturma açıyor o dönemki federasyon için. Sonucunda raporda şöyle bir madde var. Semih Saygıner'e düzmece ceza verildiği ve bu sayede Dünya Avrupa Türkiye Şampiyonası'na men edildiği tespit edilmiştir diyor. Bak bu yazı var. Düzmece oldu belli yani bu tespit edilmiş. Ama hiç kimse bana mesela iade itibarı yapmıyor. Böyle bir ülkedeyiz. Ve ben o dönem bu yaşadıklarımdan dolayı çok üzülmüştüm. Dedim ki üniversitelere gidelim bu yaşadıklarımı anlatacağım. Anlatmam lazım. Çünkü ancak bu durumu 10 alırsanız bu işin üstesinden gelirsiniz. Mizah çok önemlidir. Ben de mizahi bir dille tüm yaşadıklarımı anlattım. Bak ajitasyon yapmadan konuşmanın başında dediniz ajitasyon yok dediniz. Ben ne kendime ne başkalarına hayatımla ilgili hiçbir zaman ajitasyon yapmadım. Çok tehlikeli bir iş. Sakın yapmayın. Kendinizi hiç küçümsemeyin. Ajitasyon yaparsanız kendinizi küçümsemiş oluyorsunuz zaten. Ben üstesinden gelirim, mücadele ederim diye bakmak lazım. Ve o dönem üniversitelere konuşmaya gitmeye başladım ben. Konuşma alanında kendimi geliştirdim. Sonra talep gelmeye başladı. Ya şirketler ya sen iyi konuşuyorsun galiba gel bize konuş anlat demeye başladılar. Şimdi benim ikinci bir mesleğim oldu. Ben konuşmacı oldum. Yani belki işte 60'lı yaşların belli bir yerine kadar bilardo oynarım ama ömrüm yeterse 90 yaşına kadar konuşurum yani. Biraz yavaş konuşurum ama <laughs> anlatırım yani. <laughs> Bu arada siz kendinizi ileri yaşları da çok iyi hazırlıyorsunuz değil mi? Yani Hı. spor yapıyorsunuz. Geleceğe yatırım deyince hep para puldan bahsediyoruz ya. Hı. Sağlık nasıl olacak? Hı. Ben bunu görünmek için yapmıyorum. Yani görüntü benim için bonus. O kaslar, ayakta durma hali, güçlü olma hali bana lazım eğlenmek için. Emekli olduğumda yani sağlıklı olmak istiyorum. Eğer mümkünse ha belki yarın öleceğim. Ama böyle yaşanır mı kardeşim? Böyle yaşanır mı? Dolayısıyla benim yaşlılığa iyi hazırlanmak gibi bir felsefem var. Hatta ben buna yaşla yüzde yüz girmek diyorum. Yüzde yüz girersen yüz, doksan, seksen, yetmiş, altmış, elli, kırk, tırt. Elli <laughs> girersen elli, kırk, tırt. Ama sizin bir de bir menselt miydi? Kapağınız ya o, o var. O aslında öyle bir niyetim vardı o zaman. Şunu anlatmak için örnek olmak istiyordum. Yani hmm. yaşım çok ileride yaşa şey yapma ya gel güçlen. Hayata karşı bir duruştur o. Millet sana diyor ki pazularını göster. Ya arkadaş öyle değil yani o. Ben o kadar sığ bir adam mıyım yani? Öyle değil. Six packs dediğimiz ya, yani şeyler. Yani öyle, öyle değil olay. Kanka, ben evet. orada bir görev edindim kendime. Bunları anlatmak istedim. Yani bakın ben bunu deneyimledim. Çünkü ben o zaman boştum. Bilardo oynamıyordum. Hı -hı. Öyle bir şeyim yoktu. Bilardo'ya tekrar döndükten sonra bir süre ben spor yapamadım. Ama ne zaman pandemi patladı ben tekrar spora döndüm. Hı -hı. Ve tekim yaşlılığa hazırlanmak diye bir şey var. Spor hocam... Eren Sinel Hoca ile çalışıyorum haftada üç gün. Ya biraz kilo aldım diye spor yapmıyorum. Spor hep hayatımda var. Dolayısıyla 65 yaşına geldiğimde eğer hakikaten bir tekne alacaksam küçük küçük ya bir kullanmak istiyorum ben onu ya. <laughs> Peki federasyon görev almayı ister misin? Bilemiyorum şu an. Hı. Onu bilemiyorum. Çünkü Türkiye'deki koşullar nereye gidecek ne olacak bilemiyorum. Çünkü... Hiçbirimiz bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Işte. <laughs> Dolayısıyla bilmediğim bir şey konusunda şu an bir yorum yapamayacağım ama... Gönül ister tabii ki ama şu an ne olur onu bilmiyorum. Peki bir gününüz nasıl geçer sizin? Ya böyle sabah kalkıyorum. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> ama evet orada merak ediyorum. Evet. Ya şunları merak ediyorum. Ya şimdi spor baya performans işi. Evet. E zaten günde belli bir saat siz de oynuyorsunuz evet. muhtemelen. Evet. Ilgili birisiniz çevrenize. Hı -hı. Bir sosyal hayatınız var. Nasıl geçiyor? Bunlardan merak ediyorum. Ama ben zamanı iyi kullanan bir adam olduğumu düşünüyorum. Hı. Efektif kullanıyorum yani. Hı -hı boşu zaman harcamıyorum. Yani tabii ki ben de sosyal medyada giriyorum zaman zaman, bakıyorum da okuyorum da ne bileyim zaman zaman geyikte yapıyorum. Yani ya. ama tekrar yoluma dönüyorum. Yoldan ara sıra çıkabilirsin, sıkıntı yok. Mesela eve gittiğimde Şenay beni bilardo konuşuyor falan görmez. Biz bambaşka şeyler konuşuruz. Dizi izleriz, film izleriz, başka yerlerden sohbet ederiz. Oyunda oynarım mesela, oyunda oynarız. Ara ara. Oyun dediğiniz? O, bir... Mesela bir şey kelime oyunu falan ha. gibi şeyler de oynarız. Kutu oyunları. Ha oynarız. ya yani. Öyle kutu oyunları oynamam da. Ama Bilgisayar mesela... oyunu mu manası? Yok yok hayır. Yani. Mesela daha çok kelime oyunları mesela ilgimi çeker benim. İşte Scrabble gibi yani ha -ha. öyle düşünüyorum. Kutu oyunu dediğim ha. o zaman. <laughs> o da <zaman İşte>, kutu. <laughs> tamam kutu oyunu. Ama Scrabble'ı mesela ha. online oynadığım oyundan ha, bahsediyorum okay. yani. Tamam. arkadaşlar kal... Arkadaşlarım var onlarla oynuyorum işte. Ama mesela hayatımın çok büyük bir zamanını kapsamıyor bu. Ne okuyorsunuz? Merak ettiğim konuyu araştıran bir adamım ben. Hmm. Bir konu merak ediyorsam ya bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki artık. Benim Bilardo'ya başladığım dönemde 1988 yılında biz yurt dışına ilk gittiğimizde Antwerp'e oradaki Türkler, Bilardo'ya meraklı Türkler bizi Bilardo mağazasına götürdüler. Bak Bilardo'nun mağazası varmış. Baya böyle convention center gibi düşün. Giriyorsun, masalar var. işte şampiyonların posterleri var, maç kasetleri var, ıstakalar var, yazılmış, çizilmiş dökümanlar kitaplar, teknikler öğreten kitaplar var. Var oğlu var. Alamıyoruz hiçbirini. Neden sonra ben yavaş yavaş almaya başladım. Mesela Kölemansın yazmış olduğu bir kitap var. Mr Hundred diye. Türkiye'ye o kitap ilk geldiğinde hepimiz ondan fotokopi çektirdik ya. Ya, ya çok 500 güzel. sayfalık <laughs> kitap ya. Bak 500 sayfalık hepimiz fotokopi çektirdik. Siz sonra onu yendiniz. Önemli değil yani ama anlatabiliyor <laughs> muyum? Şimdi ise bilgiye ulaşmak kolay. Yani yeni bir kelime mi öğreneceksin ya da bir kelime mi duydun bir filmde? Hı -hı. Dur dur gir öğren İngilizceyi o kelimeyi. Ya da bir konuyu merak ediyorsun gir öğren. O yüzden genelde merak ettiğim her şeyi araştıran bir insanım. Yani araştırırım, bulurum, okurum neymiş ne değilmiş bilgi edinirim. Yani bilgiye ulaşmanın da çok kolay olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bir konuda yol almak ya da kendinize bir şey katmak o konuda artık çok kolay. Peki müzikle ilişkiniz. Bir albüm de çıkardınız evet. Türk sanat müziği. Evet. Müziği sevdiğinizi de biliyorum. Şarkı söylemek lazım yarışmasını sizin aradığınızı evet. bilmiyordum mesela. O çok enteresan geldi bana. O nasıl oldu? Zuhal Hanım'ı aradım medyapımdan. Daha doğrusu Zuhal Hanım olduğunu sonradan öğrendim. Medyapımı aradım yani. Merhaba dedim ben Semih Saygıner. Tanıtımını gördüm yarışmanın. Çok acayip. Çok hoşuma gitti. Katılmak isterim dedim. Ya Semih Bey adınız geçti ama biz katılmazsınız diye düşündük dedi. Niye dedim ya? Katılırım dedim. Bir süre sonra aradı beni. Tamam olur. Önce dedi sizi denemeleri lazım. Yani kulağınız var mı? Yani ses var mı? Şarkı söyleyebiliyor musunuz? <laughs> falan diye tamam dedim. Ondan sonra olay böyle. Ve bu arada benim tanıtımı gördüğüm zaman dilimi de şu... Almanya'da dünya şampiyonasından dönmüşüz. Ben gruptan çıkamamışım. Perişan haldeyim aslında. Yani bu yaşadıklarım yaşanıyor o anda işte federasyonla. Hmm. Perişan haldeyim yani ve bırakmak istiyorum. Yani ve o şarkı yarışmasını görünce yani beni çok rahatlatacağını düşündüğüm bir şey olduğunu düşündüğüm hmm. için aradım. Girdim yarışmaya. Sonra müzik direktörü hmm. değişti. Metin Özülkü oldu. Ve işte Yelizle bizi eşleştirdi. Yarışmaya girdik. Ve nitekim ikinci olduk. Finalde kaybettim ben. Ya birinci kim oldu? E, Zuhal Topal'la İlhan Şeşen oldu. <laughs> Çok eğlendim. <laughs> Kendimi geliştirme fırsatı buldum. Deli gibi çalıştım. Hatta zaman zaman röportajlar yapılıyordu program esnasında. Valla diyordu şarkı belli olduğu zaman bir saat sonra arıyordu diyor. Şarkıyı öğrenmiş. Ben oturuyordum çalışıyordum hemen. Nasıl söylemiş, ne yapmış, nerelerde hangi nameler var falan gibi. Çalışkan bir adamım yani. Zaten tembel bir adam benziyor muyum yani. Çalışıyordum <laughs> ve işte nitekim hazırlanıyorduk. Provalar yapılıyordu falan. Çok eğlenceliydi. Bir daha yapılsın bir daha girerim yani. Öyle ya. söyleyeyim. Vallahi girerim yani. <laughs> Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Ve kendimi de çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Bu şu demek değil ama. Yani en iyi şarkıyı ben söylerim. Hayır öyle bir iddiam yok. Benim sesim belli. Ses aralığım belli. Şarkıyı söyleyi şeklim belli. Bir albüm yaptım 2011 yılında. Ben mesela şu an dinliyorum. Beğenmiyorum. Çünkü daha iyi. Aradan He. 11 yıl geçmiş. Hmm. Şu an öyle okumam ben onu. Hmm. Başka türlü okurum. Zaten normal olan bu değil mi? Ama şöyle bir durum var tabii yani. Belki de Türkiye'de çok az insan şu an albüm çıkardığı albümünden daha iyi şarkı söylüyor olabilir. Çünkü geri gidiyoruz biz. Çalışmıyoruz. Ben çalışıyorum. Ha çalışıyorsunuz zaten. Ben çalışıyorsunuz. Yine yaşarken yaşarken çalışıyorum. Fark etmez. Hmm. Yaşarken çalışıyorum. Hmm. Dedim ya başta. Standby'a almıyorum hiçbir zaman cihazı. Hep kayıtta. Şimdi bu çok yorucu bir şeymiş gibi gözükse de araba kullanmaya başladınız ilk günü hatırlayın. Aynaya bak dediklerinizde boynunuz ağrır. Böyle boynunu oraya doğru çevirirsin. Dikiz aynasına bakarsın. Soldaki aynaya bakarsın. Her yerin kasılır. Ama bir süre sonra bu artık senin için insiyaki olarak yaptığın, hiç haberin bile olmadan yaptığın bir şey haline gelir. Yürümek gibi. Dolayısıyla öyle bir şey yaşıyorum ben kaydederken. Bir şarkı duyduğumda onu alıyorum. Hemen oradaki şeyleri alıyorum. Ya da bir şey gördüğümde alıyorum. Algılarım açık. Yorulmuyorum ki. Bu benim yaşam biçimi. Peki Zeytin Dalı Hacı Bekarla evet, Aşk yakar. yakar. Evet. Dizilerde de oynadınız. Evet. Dizi oyunculuğunuzu da bir akrabanızla evet. birlikte gitmekle başladınız. İşte bahsettiğim galiba. babamın torunum diye sevdiği yeğenim Efser ablamın Büyük oğlu Emre, oyuncu, şu an Amerika'da pilot ayrı konu ama o da enteresan <laughs> bir arkadaştır. <laughs> evet, 72 doğumlu oyuncu, çok dizide oynadı Türkiye'de. O dönem rahmetli Tanju Korel ile hmm. buluşacak hmm. bir projeleri varmış. Dayı dedi gelsene beraber gidelim dedi bana. O kadar, yani benim böyle bir dizide oynama fikrim falan yok. Hmm. Sonra oturduk Tanju abiyle falan sohbet ettik biraz böyle işte ne bileyim lehçeler şunlar bunlar makara kukara... Dedi ki ya Tanju abi şöyle bir karakter var dizide. Sen oynasana bunu dedi. Böyle kırık konuşuyorsun falan dedi. Güzel olur dedi filan. Ondan sonra. E iyi mi iyi dedim. Ben de o zaman bilardo oynamıyorum. Altın olukta çekiliyormuş dedi. <laughs> bir sahne için gittiğimi hatırlıyorum mesela. Hmm. Sigara da içmiyorum. Hmm. O zaman işte bir sahne var böyle bakacağım. Sigarayı atacağım yere söndüreceğim. Devam edeceğim bu kadar. Beş saniye. Gittim bunu yaptım geri geldim. Yani, <laughs> çok acayip. Bir de kötü bir adammış. Kötü adam mı? Tabii oğlum. pavyon işletiyorum falan böyle. <laughs> Kırık bir Türkçeyle konuşuyorum böyle. Değişik bir arkadaş. Bayağı kötü adamım yani. Ve tabii çok eğlendim orada. İşte bir sürü insan tanıdım. Biraz <laughs> bu işin içine girdim. Kitaplar aldım hemen mesela. Hı <laughs> Eric Morris falan. Oo. <laughs> tabii tabii. <gülüyor> tabii. Kitaplar aldım hemen okudum onları. Oyunculuk nedir, nasıl yapılır falan. Kendimi de biraz geliştirdim orada. Bir takım dizilerde de yine rol aldım Aşk yakarda falan. Sonra Bilardo'ya geri döndüm tabii. Bir takım şeyler geldi. Aktif spor hayatım devam ederken. Çok zor olur. Ya bu arada dizi dediniz ya az evvel Netflix'te dizi çekildi. Evet, Queen's evet. Gambit falan. Aslında biraz bir girişimler oldu bu konuyla ilgili. Ha. Biraz yazıldı çizildi bile yani. Oo. Tabii var var bir şeyler. yani bir, bir ışıltı bir parıltı var orada. İstiyor insanlar böyle bir şey yapmayı. Belki de bir harekete bakar yani. Ben de çok isterim. Bunu isteme sebebim ama ya şükürüm de böyle beni görsünler abi Türkiye'de her yerde falan böyle bir derdim yok. Bir insan hikayesi. iyisiyle kötüsüyle. Konuşmacılık performanslarında onu anlatıyorum. Sahneye çıkıp havalı gözükme peşinde değilim. Orada da eğer insanlara birazcık olsun kendi hikayem üzerinden motive edebilecek bir şey çıkarsa ortaya ben çok mutlu olurum. Bir de her şey bir yana siz baştan beri e, bilardo içinde çok çalıştınız. Yani Hı -hı. kendiniz kadar Hı -hı. bilardo içinde de çalıştınız. Bilardo'nun saygınlığının oturması, genç nesillerin yetişmesi, insanların evet. bunu sevmesi, bir spor olarak algılanması, federasyonun kurulması, Türkiye'nin yurt dışında temsili, bütün bunlar içinde o mesela bir Netflix Hı -hı. dizisi ya da Hı -hı. belgeseli olsa, Hı -hı. yani ikisi de olabilir. Bir Hı -hı. film gibi kurgulu da olabilir evet. ya da gerçekten Gerçeği de çok hakikaten böyle sürükleyici izlenebilir. Hı hı. İkisi de çok olabilir. Bilardo'ya da yarayacak bir şey ve Türkiye'deki bir değeri göstermek adına da ya da bir sporcu evet. değerine göstermek, spor elçiliği yapmak sizin deyiminizi kullanıyorum. Bunun için de çok yararlı olabilir gibi geliyor her şeyle birlikte. Benim son iki sorum var. Tamam. İlki nasıl olunur? Bunu şöyle de açıklayabilirsiniz. Nasıl iyi bir sporcu ya da biler oyuncusu olunur? Nasıl iyi bir oyuncu olunur? Oyun Hı. oynamak da bir şeydir ya. Yani aslında değeri bilinmeyen bir kavram. Hı. Nasıl iyi bir insan olunur? Hepsinin karması da bir cevap olabilir. Sonra da Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız? Ben bir bilirkişi değilim ama yani gözlem yapan bir insanım. Şimdi insanların genel bir eğilimi var seyirci olmak gibi. Bayılırız seyirci olmaya çünkü zahmetsizdir. Hiç gelişmeniz gerekmez. Hatta herkesi eleştirebilirsiniz. Her şeyi eleştirebilirsiniz. Bilgi sahibi olmasanız bile bunu yapabilirsiniz. Seyirci olduğunuz zaman. Dedim ya zahmetsizdir, kolaydır. Ama oyuncu olmak çok zahmetlidir. Hayatın içinde oyuncu olmak da bir gerekliliktir. Yani siz hayatta oyuncu olmazsanız başkalarının başarılarını, başkalarının mutluluğunu başkalarının ne yaşıyorsa onu seyretmekle kalırsınız. Yani aslında yaşamak yerine seyredersiniz. Ben oyuncu olmayı seçenlerdenim. Ben zahmetli tarafı seçenlerdenim. O yüzden hayatın içinde oyuncu olmak diyorum ben buna. Her alanda gelişiyorsunuz. Hayattan istediklerinizi alabiliyorsunuz. Şimdi zaman zaman şöyle cümleler duyuyoruz mesela. Hayat bana vurdu be diyor. Yani hayatın haberi yok. Hayat böyle bir mekanizma değil bana göre. Bak bana göre değil. Bence hayatın mekanizması bakkal dükkanı kadar basit işliyor. Karşılığını verdiğiniz şeyi alabiliyorsunuz. 50 kuruş verirseniz sakız alıyorsunuz. 50 kuruş verip bakkalı alamazsınız. Örnekleme sadece elle tutulan şeylerle ilgili değil. Ne güzel bir çiftsiniz. Birbirinizi ne kadar güzel bulmuşsunuz? Yok ya. Biz ne emek veriyoruz biliyor musun iyi bir çift olmak için? Size hava atmak için yapmıyoruz bunu. Biz nasıl emek veriyoruz biliyor musun? Yani işte emek karşılık dediğim o. Bir emek harcamak lazım. Yani dünya kafayı yemedi, sistem kafayı yemedi. Hiç hak etmeyen bir sürü insana olduğu gibi böyle piyangodan para çıkarmak gibi bir derdi yok yani dünyanın. Bütün bu yaşadıklarımız bizim başımıza gelenler değil. Bunlar biz yapıyoruz. Bunlar senin başına gelmiyor. Sen yapıyorsun. En azından mücadele ediyorsun. Bak en azından. Hani mücadeleyi şöyle anlatayım. Yani para bekliyorsan mesela değil mi? Ya git bir bilet al be kardeşim. Belki çıkar ya. Sizin bir basketbolcu örneğiniz vardı. Evet. Çok Atılmamış top basket olmaz diyor. Yani sen atılmamış topun basket olmasını istiyorsun ya. Bir at baba. Gör. De ki ya biraz daha mı ileri atmam lazım biraz daha mı zıplamam lazım ne yapmam lazım acaba diye sor. <laughs> Sonra diyorlar ki ne güzel sevdiğin işi yapıyorsun. Ya ben bu işi sevebilmek için iyi olmam gerekiyor işimde <laughs> ve iyi olmak ne kadar zahmetli biliyor musun sen? sizi şöyle birini duydunuz mu ya da gördünüz mü? Darta başladım 6 aydır oynuyorum dart tahtası duvarda duruyor attım 6 aydır daha tahtayı tutturmuş değilim. Hep duvara geliyor. Öyle bir insan dart oynamayı sevemez ki. Geliştirdikçe sever. Ama geliştirmek şöyle bir mekanizmaya sahiptir. Algılarını açıp öğrenme arzun. Merak etmen gerekiyor. Daha iyi nasıl yapabilir mi? O zaman işte hayatın içinde oyuncu oluyorsun. Konfor alanına girmiyorsun. Zahmete giriyorsun. Zahmete giren insan belli bir hak edişle hayattan istediğini alır. Ben böyle görüyorum. Beklentini çok yüksek koyarsan ama ona bir şey yapamayız. Böyle baktığınız zaman da hayatın içinde çok tatlı bir yere koyuyorsunuz kendinizi. Konuşmamın başında da dedim, hınç bunun içine girmemeli. Hırs, azim eyvallah. Ben 2021 yılının Aralık ayında Dünya Kupası'nı kazandığımda bayağı televizyonlar gösterdi. Yes, yes, yes diyorum ya böyle yumruğumu sıkarak. Evet. Millet de zannediyor ki oğlum görüyor musun be gösterdi dünyaya tekrar falan. Hiç alakası yok. Tamamen kendimle ilgili o. Aferin oğlum diyorum. Çalıştın, inat ettin, başardın. Hiç kimseye bir şey göstermek gibi niyetim yok. Dolayısıyla bu hınç işin içine girerse zehirlenmeye başlıyorsunuz. Kırslı olun, azimli olun, kararlı olun, çalışkan olun. Bir insan niye çalışkan olmaz onu da anlamam. Yani hayattan bir beklentin yok demektir bu. Şuna saygı duyarım. Ben çalışmayacağım. Hayattan da hiçbir beklentim de yok. Hiç kimsenin mutluluğunda da parasında da hayatında da gözüm yok. Büyük saygı duyarım. Ama hem sen bütün bunları isteyip hem hiçbir şey yapmıyorsan kusura bakma. Sen zaten başta kendine saygı duymuyorsun. Yaşama saygı duymuyorsun. Dolayısıyla ben böyle bakan bir insanım. Nasıl olunur? Valla ben bilmiyorum nasıl olunur. Ben bir şey olmaya çalışmıyorum hayatımda. Yaptığım tek şey var. Yani her anlamda en iyi versiyonumu bulmaya çalışıyorum. Ve bu hiç bulamayacağınız bir şey. Ama daimi öğrenci olmak en iyi, olmak, işte en iyi işte, versiyonunu şey. bulmadan da öleceğim kesin bilgi. İşte o zaman öğrenci gibi yaşıyorsunuz, o kafada yaşıyorsunuz. Bizim gibi toplumlarda mesela şöyle bir şey vardır ki bu bizi çok engelleyen bir durum. Gezegene önce gelen kendini bir halt zannediyor. Ben herkesin de öğrencisi olmaya açığım. Bugün sen o bütün o gezegene önce gelmişliğinle herkesin üzerinde bir baskı kuruyorsun ama cep telefonunu götürüp Böyle yapıyorsun. Ya evladım ben şunu nasıl şey yapıyorsun? Bir öğret bakayım yavrum ya. Hadi yavrum be bir şey. Ne oldu? Özüne döndün. İşte özün bu zaten. Öğrenci ol. Ne güzel. Böyle yaşanırsa tatlı oluyor. Ben deneyimledim. Çok iyi sonuç aldım. Tavsiye ederim. Bu kadar basit. <laughs> Çok güzel. Evet. Öbür tarafta da nasıl daha iyi bir toplum oluruz? Nasıl daha iyi yaşarız? Az evvel bahsettim. Bilardo birleştiricidir dedim birleştirici olmak lazım. Ötekileştirmemek. Hiç kimsenin hayatına müdahale etmemek demek. Bu çok önemli bir şey bence. İsteyen istediği gibi yaşayabilir. Bir tek koşul var. Senin özgürlüğün benim alanıma tecavüz etmeye başladığın alanda biter. Öbür tarafı senindir. Böyle bakmak lazım. Ben her şeye inanabilirim, istediğim gibi yaşayabilirim. Kimseyi de bu anlamda bir teraziye koymam. Herkesin de benim gibi olmasını isteyemem. Şu anda Türkiye'de bir yaşam biçiminin doğru olan biçim olduğunu ve diğerlerinin doğru yaşamadığını anlattığımız bir dönemden geçiyoruz. Herkes istediği gibi yaşar kardeşim. Kimse kimseye karışmaz yani. O zaman ancak bir toplum olarak bir arada yaşam kültürünü benimsiyor olabiliriz. Biz bir arada yaşamayı becerebilen bir toplum değiliz. Özellikle son 20-25 yıldır belki 30 yıldır maalesef. Ya çok teşekkür ediyorum Semih Bey. Rica ederim. Çok iyi bir konuktunuz. Ben bunu zaten biliyordum. <gülüyor> <Teşekkür>. <gülüyor> Onun için de çok peşinizden koştum. Siz de çok meşguldünüz böyle şampiyonalar. Evet, önemli biraz. işler vardı. Yoğundu, evet, evet o bir yoğunluk vardı. Ama dediğim gibi çok önemli bir alanda kendi markasını yaratmak, Türkiye adına bir marka yaratmak, gençlere bilardoyu bir sporu sevdirmek, onun için çok çalışmak, onda formüller yaratmak ve dünya çapında formüller yaratmak, hmm. Türk prensi diye isim almak <laughs> ve başkaları bu ismi veriyor, takdir ediyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yine dediğim gibi 80'li 90'lı yıllarda bugünlerde çok bilinen ve konuşulan kendi medyanı yaratmak, hikaye anlatıcısı olmak ve fiziki bir iş yapıyorsunuz sonuçta. Onun anlatıcısı olmak çok zor. Bunun iletişimini güzel kurmak, saygılı kurmak, hepimizle nezaketle anlaşmak. Gazeteciler için evet. de söylüyorum. Arkanızdan da böyle konuşulur. E başka hobiler edinmek, meraklı ve çalışkan olmak, çalışmadan hiçbir şey yapılmayacağını düşünmek daimi öğrenci olmak. Sizden çıkardığımız derslerden bazıları olsun. Teşekkür ederim, estağfurullah. <laughs> Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Tabii ki. Kibar olmak, nezaket sahibi olmak aslında... ...hiç kimseyi üzmemek değildir. Tabii, Bu da tabii. yanlış anlaşılır. Tabii. Evet, evet. Birini üzdüğünde özür dileyebilmektir. Onu telafi edebilmektir. Kibarlık, nezaket. Dolayısıyla böyle bakmak lazım. Bir şey daha söylemek istiyorum. Toplumun medeniyet düzeyini... ...kadın belirler. Kadının toplumdaki yeri... ...çok önemlidir. Yaşadığımız sorunlardan bir tanesi de budur... ...Türkiye'de. Kadının Türkiye'de... ...toplumdaki yeri çok olmayacak... ...bir pozisyondadır. Yani gerçekten kadın... ...artık Türkiye'de bayağı ötekileştirilmiştir. Hatta dil her şeydir. Kadını ayırıyor. Ben işte 8 yılı aşkın zamandır Şenay'la birlikteyim. Vallahi ben öyle bir erkek değilim yani bilmiyorum. Ben hani erkekliğin böyle bir şey olduğunu da bilmiyorum. Şenaycığım canım bir kahve koy gel bakayım ya. Yani erkeğim ben de. Canım kahve içer misin? Çünkü gidip kahve yapıyorum, o da bana yapıyor. Yani bu böyle bir beklenti yok zaten yani. Çok saçma değil mi ya? Ama böyle yetiştirildiğimiz için işte o Bir zaman dil, de evet, için, dil de kötüleştiği için, dil de çok etkilediği için. için. Yani evet. dilin niye kötüleştiğini herkes biliyor. Evet. Herkes biliyor. Bana bunu açıkça söyletmeyin ama herkes biliyor. <laughs> evet. Dolayısıyla kadının Türkiye'deki hayatın içindeki yerini değiştirmemiz gerekiyor. Ben çok doluyum. O işe farkındaysanız. Bak. Yani gider ayak böyle hani kendimi tutuyorum yoksa yarım saatte ben ekleyebilirim ama evet. çok iyi konu açtınız. Sonra konuşacağız Söylemeniz bunları. Sonra evet, konuşacağız evet. bunları. Konuşacağız. Zamanı geldiğinde çok hepsini konuşuruz. Bir değiştirelim artık evet. değişsin diyoruz. Evet. Değişmek dileğiyle daimi kendimizi değiştirebilecek güçte olmak dileğiyle bitirelim bu yayını da. Çok evet. teşekkür ediyorum Sevil Bey. Çok sağ olun. Bizi dinleyen herkese de sevgiler. Sevgiler.